Mutlu günler, mutlu haftalar. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Bin Spor Stüdyolarına 11 Ekim Pazartesi günündeyiz ve Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Programımıza Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bugün aynı zamanda Dünya Kız Çocukları Günü'ymüş. 11 Ekim. Dünya Kız Çocukları Günü, bütün evlatlarımız elbette bütün evlatlarımız olmak üzere Kız Çocukları Günü'nü de kızlar özelinde, kız evlatları özelinde kutlayalım. Kutlu olsun, mutlu olsun. Allah tüm evlatlarımızı sakınsın, korusun, hepsine iyi yazılar yazsın, hepsini iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah diyelim ve programımıza başlayalım. Elbette gündemimiz milli takım olacak. Cuma günü programı kapatırken şu ifadeye takılmış ve özellikle altını çizmiştik. Neydi? Bir felsefe değişikliği. Ama gördük ki maçta bir bir berabere kaldığımız için söylemiyorum. Yani her iki takım da eşitliği bozabilir. Her iki takım da gol atabilirdi. Pozisyonlar buldu hem Türkiye hem Norveç. Ancak bir felsefe değişikliği görmedik. Belki milli takımın biraz daha önde karşıladığını maçın başı itibariyle ilk yarının 10-15 dakikası itibariyle önde bastığını ve bu baskıdan da golü bulduğunu ancak sonrasında öyle bir dakika olarak da söyleyeyim. Öyle bir 15-30 yaşadık ki adeta üst üste aynı dakika içerisinde 20. dakikada üst üste iki tane pozisyon buldular. 23. dakika içerisinde aynı dakika içerisinde üst üst üste ciddi 4 tane pozisyon üretti Norveç. O bölümde baya mahkum oynadık. Ne yapacağımızı şaşırdık diyebilirim herhalde. Bir tane top yapamadık. Tıpkı İtalya maçında olduğu gibi o çaresizliği, o açmazı yaşadık. Ondan sonrasında Norveç mi geri çekildi? Biraz daha frenemi bastı da biz tekrar çünkü. Golden sonra Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahada 24. dakikada topla buluştu. Kerem'in ismini golden sonra ilk kez duymuş olabiliriz 24. dakika itibariyle. Ondan sonra biraz daha e, denge oyunda denge kuruldu. Ama bu sefer de bizim pas hatalarımız ve kritik bölgede kaptırdığımız toplarla tehlike üretme şansı verdik Norveç'e onu söyleyelim. Özetle bir felsefe değişikliği göremedik. Yani şu cümleyi sormuştuk biz daha e, ilk... Hoca değişikliği yapıldığında bu programda yine konuşmuştuk. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şenol Hoca'yı göndermemize değecek mi? Ya da Şenol Hoca'yı değiştirecek mi? Çünkü neydi biz Şenol Hoca Şenol Güneş eleştirisi yaparken? Oyun çözüldü. Bizi şampiyonaya taşıyan oyun çözüldü ve yenisini üretemedik idi. Yani 11 o şu bu oyuncu bazında bir değerlendirme değildi. Biz bir oyun üretemedik. Bu sıkıntıyı aşamadık. Yeni gelen teknik direktör bunu yapacak mı? Eğer yapacaksa bu isim seçilmeli, böyle bir isim tercih edilmeli demiştik ama gördüğümüz kadarıyla pek bir şey değişmemiş herhalde. Ben yine hala aynı fikirdeyim. Orta saha kurgumuz, sizin de konuşmuştuk burada hatırlayın. Orta saha kurgumuz üretken ya da ne yaptığını bilen bir kurgu değil. Bu da bütün takımı sirayet ediyor. Bireysele kalıyoruz ondan sonra Cengiz'e, Hakan'a, Burak'a. Onlar da kötü gününde olduğu zaman ki Burak mesela çok iyi gününde değildi muhtemelen. Ve çok yalnız kaldı onun da altını çizmek lazım. Velhasıl bir bir biten ve umutların üzerine biraz daha ee, nasıl demek lazım ona umutsuzluk serpen bir sonuç oldu. Evet. Ee, nereden başlayayım? Yani Şenol Güneş'te Kuntuz dönemine kıyaslayalım. O zaman. Oradan başlayalım. Milli takım ne yapıyordu? Şimdi ne yapıyor? Neleri aynı? Neleri farklı? Sağ yansıtıyor. Oradan başlayalım. Şenol Güneş döneminde genelde zaten 4-1-4-1 oynuyorduk. Dörtlü savunmanın önünde bir defansif orta saha. Genelde okay oluyordu. Okayın önünde bir ikili. Kunz da bu anlayışı benimsedi. Formasyon olarak en azından. Aynı formasyonla oynadık. Dört savunmanın önünde bu kez Berat vardı. Defansif orta saha rolünde. Öndeki ikili sağ iç Ozan, sol iç Hakan oynadılar. Ve böyle başlıyor olabilirsin ama birinci paragrafa şöyle kapatayım. Böyle de bitirdik. Yani beni mesela en çok düşündüren şeylerden biri bu oldu. Yani gole ihtiyacımız var. Bir bir bize yaramıyor, rakibimize yarıyor. İki puan bizim önümüzdeler. 70'te oyuncu değişiklikleri için kenara oyuncular geliyor. Özellikle 70'te ben bunu bekledim. Çünkü artık 20 dakika uzatmalarla beraber maksimum 25 kalmış. O değişikliklerde hani biraz bir şeyler bekledim. Acaba formasyon değiştirir anlayış değiştirir miyiz? Son 20-25 bu kaygı futbolundan çıkıp biraz daha cesur oynar mıyız? Yapmadık. Dolayısıyla birinci paragrafın sonu Şenol Güneş de bu yüzden çok eleştiriyordu. Doğru. Bir türlü bu kaygılardan kurtulamıyordu. Olağanüstü kaygıları maç içinde formasyon değişikliği olarak oyun ya da oyuncu değişikliği olarak yansımıyordu sahaya. Maçların sonunda hep kötü oynuyorduk. İşte Kuntz'la çok farklı bir şey görmedik. Yani evet. yine sanki birbiri bize yarıyormuşçasına bitirdik maçı. Sanırım birinci başlık olarak, önemli başlık olarak bunu atmamız lazım. Kuntz'da Şenol Güneş'in Alman versiyonu çıktı bir bakıma. İkinci konu Şenol Güneş kanat oyuncularımızdan birini genelde Cengiz olarak tercih ediyordu ki Cengiz, uzun süreç aslında Cengiz'i de Tabii kulübünde de oynamadığı için, hmm. sağlık problemleri olduğu için Cengiz'e düzenli kullanmadı ama iyi Cengiz varsa iyi Cengiz oynadı, oynatıyordu, Diğer kanatı klasik kanat tercih etmiyordu. Yusuf ya da Hakan'dan biri çizgi gibi oynuyordu. Biri merkez gibi. Kendi içlerinde yer değişiyorlar. Dolayısıyla bizim hücumumuz süratli oyun yükü Cengiz'in üzerinde. Orta sahada pas trafiğini kalabalık olarak yapma çabası Yusuf, Hakan, Ozan, Burak vesaire bir araya gerek onun yapma çabasına dönüşüyordu. Kunsun yaptığı değişiklik iki kanatta Kerem ve Cengiz'i kullanmak oldu. Bence mesela yaptığı aserik doğrudan biri bu. Ha diyeceksiniz ki uygulamada süper başarılı mı oldu? Tartıştır. Çok süper başarılı bir uygulama yapamadık ama Cengiz'in üzerinden o geçiş oyunu yükünü bir azaldık. Biraz daha Kerem'e vermeye çalıştık. Kerem çok genç bir oyuncu. Ve Erzincan Spor'dan bir anda yani dördüncü kümeden aslında Süper Lig'e çıktı. Bir anda bu sezon Avrupa Kupaları deneyimi, bir anda milli takım deneyimi zaten Kerem'den bir anda bütün bu aşamalara adapte olmasını bekleyemezsiniz. Ama bence orta uzun vadede kanatlarda Kerem ve Cengiz bizim oyun alternatiflerimizi artırır. Hücum varyasyonlarımızı artırır. Kerem ve Cengiz'le oynamanın az sayıdaki konusun yaptığı az sayıdaki doğrudan biri olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir değişim var. Şenol Güneş geçiş oyunu yükünü sadece Cengiz'in sırtına yüklüyordu. Kunt sonu iki kanattan hem Kerem ve Cengiz'le yatmaya kalktı. Peki niye uygulayamadık? O da üçüncü paragrafın konusu. Üçüncü paragraf, biz Şenol Güneş döneminde de ceza alanında kutu içinde Burak'a bağımlıydık. Kunt dönemine geldik yine Burak'a bağımlıyız. Yani Burak iyi olursa, Burak topu çerçeve yönlendirirse, Burak ekstra bir şey yaparsa kazanacağız, gol atacağız. Burak yapamazsa atamayacağız gibi bir görüntümüz var. Yahu bu, bu kadar da bizim kısıtlı değil seçeneklerimiz. Şimdi bakıyorsun maçta, isabetsiz orta rekoru kırmışız ve bütün gerek konvansiyonel medyada gerek dijital medyada bu ön plana çıkıyor. Galiba 19'da 0 orta gibi bir istatistik var. Tamam da istatistik bunu söylüyor da maç ne söylüyor? Bana sorarsan maçta Cengiz'in, Kerem'in, zaman zaman Caner'in yerden içeri çevirdiği toplar kötü değildi. Bunların acaba isabetsiz olma sebebi ortaların yanlış tercih olması mı? Yoksa onların gönderdiği toplarda ceza alanında kalabalık olmamamız mı? Bunu da sorgulamamız lazım. 36. dakikada bir pozisyon geliştirdik. Ben size aldığım notu okuyabilir miyim? Hakan Çalhanoğlu bizim yarı sahamızın solundan, sol çizgideki Caner'e oynadı. Caner çizgi boyunca topu sürdü. Norveç ceza sahası e, ön çizgisi paraleline geldiği zaman, o hizaya geldiği zaman e, kendi sahana verdi. Orada Kerem aldı topu, ceza sahasına girdi. Sıfıra doğru çok güzel gitti. Sıfıra doğru hızlandı. Rakibini geçti. Ve altı pas çizgisinin solunda yani hemen önündeki çizgiden ortaya çevirdi. Kimse dokunamadı. Kimse yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Burak vardı. Burak da orada 21 numara kimdi? Meling soldu. Onunla itişirken düştü. Top tıngır Yok 21 Han Çeosa stoperle. Oysen de. Andreas Oysen de Orada işte mücadele ederken bir anda yerde kaldı. Bomboştu. Kaleci de müdahale edemedi. Arka direkte şey koştu. Cengiz vardı ama uzakta kalmıştı. Bunun gibi bir sürü pozisyon yaşadık mesela. Onu söylüyorum Her evet. Tek kişi. Yani Bunun sizi gibi desteklemek pozisyonlar Cengiz'in de var. Böyle yerden çevirdiği ve arka kimsenin dokunamadığı. Kimse Caner'in de var. Kerem yetişemediği oldu. Mesela Solu Caner e Erkin de. üzerinden Kim? çok eleştiriliyor milli takım. Anlıyorum. Caner zaten e, averajı olan bir oyuncu değil. Yani yaptığı işler olumluya dönerse kahraman olabiliyor yaptığı işler olumsuz olursa e, berbat edebiliyor. Ki daha önce 3-3 Letonya ile kaldığımız maçta da çok kritik bireysel hataları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yine mesela Caner'in bence iyi çevirdiği toplar var yerden bu sefer. Bana sorarsanız kötü değil tercihleri. Uh -huh. Ben kamuoyunun geneline katılmıyorum. Çoğunlukta olduğu gibi. Bence kenar hücumlarımız ve kenardan çevirdiğimiz yerden yaptığımız ortalar kötü değil. Bizim oradaki sorunumuz ceza alanına Burak dışında oyuncu sokamamız. Ve benim de Anlamadığım konu bu. Stefan Kuntz kenardan izliyor maçı değil mi? Evet. Kenardan yerden ortalar yapıyoruz. Genelde pozisyonlar böyle gelişiyor. Yarım pozisyon. Ve buluyoruz Pozisyona da. dönüşemiyor. Ama o toplar ceza alanına, kutu içine, altı çevresine falan geliyor. O zaman Kuntz'un şunu söylemesi lazım. Şunun cevabını vermesi lazım. Ya hücum biçimimiz yanlış. Kerem'in, Cengiz'in, Caner'in gelip yerden ceza alanına top çevirmesi yanlış. Çünkü vuramıyoruz. Ya da bunların çevirmesi doğruysa ceza alanında oyuncu sayımız eksik. Bravo. İkisinden biri. Bence hücum varyasyonlarımız yanlış değil. Çünkü Norveç zaten havada sana imkan vermeyecek. Yerden çevirmemiz bana doğru gibi geldi. Ama ceza alanında oyuncumuz yok ki Burak dışında. O zaman maç içinde maçın bir noktasında baştan olmasa bile maçın bir noktasında A, 3A, 4-2-3-1'e dönemez miydik? Hakan 2'nin santrifor gibi biraz daha öne yaklaşamaz mıydı? Çünkü Hakan ceza alanına yakın kullanmıyoruz biz. Hakan'la Ozan'ın fonksiyonu aynı. Ya bırak da Hakan'a biraz özgürlük tanı, cezalarına girsin. Hatta Hakan bazen savunma hattının önüne kadar geldi. Çünkü Ozan'la fonksiyonu aynı, rolü aynı. Ozan sağ iç, Hakan sol iç. Bu da bizi orta sahadaki rol paylaş, paylaşamama ya da orta saha kurgusunun doğru yapılamama noktasına getirir mi? Bu kaygı futbolu. Niye böyle oynarsın? Niye 4-1-4-1 oynarsın? Niye orta sahada Hakan bu kadar kaygılı oynar? Kaygılısın, geçişlerden korkuyorsun o yüzden. Ama futbolda en iyi savunma hücumdur. Top sende olursa İyi de o kaygıyı rakibin sana kaygı vermesi için başka bir topa ihtiyacı olur. Top bizde olsun. Top niye Norveç'te ki? ilk İlk yarının sonunda %52 top oynama Norveç'ti. Neden ya neden? Biz Kadıköy'deyiz. Bizim topa sahip olmamız lazım. Niye topa onlar sahip olsun ki? %60-65 bizim istatistik yakalamamız lazım. Bir defa burada bir yanlış var. İşte bu kaygıdan dolayı. Bir çelişki daha o güvenlik olarak eğer kaygı duyuyorsak güvenliği sağlayacak kişi Hakan mıdır orada? Ayrıca Hakan bunu yapabilir mi? Doğru. Ya Haklısınız. tamam yapabilir. Yaptığını gördük zaten istatistiklerle. Ama daha iyi yapabilecek oyuncular e var. Aynen Madem öyle. kaygılı oynayacaksan... Onun da, Hakan'ın daha iyi oynayabileceği bir yer var ceza sahasına yakın evet. olması. Veya eğer kaygılı oynayacaksan Hakan'dan daha iyi rol yapacak oyuncular var. O zaman Hakan'ı kullanma. Yani bir de Hakan çelişki burada. Hakan'a yaptıracaksan çoğunlukla. Evet. Tabii ki oyun tek yönlü değil. İki yönünde oynayacaklar ama biz çoğunlukla kaygı oyunu oynadık. Bence 3A birinci yol. 4-2-3-1'e dönersin veya öyle başlarsın ve o 10 numara rolü 2. santifor rolünde oynayan oyuncum Burak'la beraber ceza alan 2. santifor koşuru yapar. Hakan yapabiliyorsa Hakan, Hakan yapamıyorsa Yusuf. Kimi tercih ediyorsan. 3-B bir başka rolde maçın özellikle ikinci yarısının ikinci bölümünde yapabilirdik. Ya soksana Serdar Dursun'u ya da Halil Dervişoğlu'nu. Kimi beğeniyorsan, kime inanıyorsan. Şimdi 70'lerden bahsediyorum tabii son evet. dakikalardan değil. 85'ten sonra da 3 tane oyuncu değişikliği yaptık. 70'lerde 3 değişikliği yaptık. Değişiklikleri söylüyorum. Serdar Aziz'in yerine Kaan, Ka Serdar'ın gözü kapandı. Stoper rolü Kaan'ı sok. Soktu. Evet. Mecburi değişiklik. Berat çıktı. Berat'ın yerine Taylan, pozisyon evet. pozisyon değişti. 6 numaraya Berat'ın yerine Taylan. Cengiz çıktı. Cengiz'in yerine Yusuf, Şenol Güneş döneminde yaptığımız şey zaten. Yusuf'u yine çizgide kullanmak veya Hakan'ı oraya yapmak. Aynı şey. E yeni bir şey yapmayacaksın o zaman niye yeni tek direktör getirdim ki ben? 70'te yapsana kardeşim, ikinci santiforu soksana. Hem rakibe bir tereddüt yaşatırsın, bir tedirginlik yaşatırsın. Ya ikini santiforu sokuyorlar dersin. Farklı bir oyuncu. Hem de senin şu yerden ceza alanında attığın ortalara ceza alanında ikinci bir oyuncu olur. Yani biz ne yaptık? Aynı şeyi yaptık. Aynı şeyi yaptık. Maalesef. Aynı topu oynadık. Benzer bir netice aldık. Sadece Hatta biraz daha biraz daha cesur olsa onların ikinci atma şansı olabilirdi. Biraz daha önde karşıladık rakibi onu Bir bölüm. Bir, bir bölüm. O ilk yarının ilk 10-15 dakikası gibi söyleyebiliriz. Neyse ki. Neyse ama ki. Ama onu da oyunun geneline yayamadık. <laughs> yayamadık ya. Oyunun yani. geneline yaysaydık Haklısınız. Sonuç alabilirdik. Maçın başında çünkü bunu yaptık, sonuç aldık. Sonra bir, tekrarlamadık. Bir de Norveç'in oyununa bakalım. Ders bakalım. ya şimdi çok iddialı olmasın. Ders niteliğinde derken hani amatör olarak bu işte ilgilenen ya da çıplak gözle bazı şeyleri e, televizyondan seyrettiği kadarıyla bir gıda almak isteyenler için Norveç ders niteliğinde bir oyun oynadı. Çok eksikleri vardı. Eksikleri doğrultusunda güç olarak mümkün olan en makul oyunu oynamaya çalıştı. Boşluklarda, hatalarda hızlı bir şekilde ileriye çıktı. Geri kalan yerde de kalabalık bir şekilde savunmaya çalıştı. Ancak savunma 4 dört, savunma dörtlüsü oynadı. Kim? Solda Melling oynadı. İki stoper, Olsen, Andreas Olsen ve Strandberg sağda da Pedersen. Her atan içerisinde sol bek ve sağ bek bizim ceza sahamızdaydı. Her atan içerisinde yaptıkları her atakta hiç durmadılar. Evet. Aynı şekilde Andreas Olsen de devamlar. Devamlı, Stopper, devamlı ceza sahası çevresinde bir tek Strandberg yerinde durdu, kaldı. Yani güvenlik diyorsun ya. Hani onlar da eksik. E sonuçta Türkiye gibi ne yapacağız? Belli olmayan, patlayıcı gücü olan bir ekiple oynuyorsun. E, hani güvenlik? Evet. Adamın stoperi top indiriyor gol atsın diye. Kim yaptı şeyi asisti? O kafayla vuran hangisiydi? Torsvet'e indiren mi? Andreasson ç. Hancı indirdi evet. Andreasson stoper. Stoper. O indirdi atı. ve birçok pozisyonda yaptı bunu. Oraya o zaman bir pencere açalım. Duran top golüne. Bizim editörümüz Tolga Kurun'un bir Norveç basından çok güzel bir haber paylaştı. Var mı akışımızda ekrana getirebilecek miyiz? O yok galiba. Ben anlatayım. Norveç sadece bu kamp ve bir sonraki kamp için, bu iki kamp için özel olarak bir duran top evet. hocası evet. istihdam ediyor. Bu duran top hocası Meksikalı, Cueva. Meksikalı Cueva normalde lig döneminde Brentford'la çalışıyor. İngiltere Premier Lig'de çalışıyor ki Brentford şu an İngiltere Premier Lig'de iyi çıkış yapan, iyi başlayan takımlardan en azından kapasitesi çerçevesinde diyelim sonuçta alt dikten geldiler. Takımlardan biri tek direktör diyor ki sol bakan. Ya diyor, Euro 2020'de 142 gol oldu. 40 tanesi duran toptu. Müthiş bir istatistik değil mi? %30 neredeyse. Evet. Zaten diyor milli takımda çok fazla çalışma süreniz yok. Dolayısıyla akan oyunla ilgili çok fazla varyasyon yaratamayabilirsiniz. Çünkü fazla vaktiniz yok. Ama duran top çalışabilirsiniz bu kısa sürede. 3 günde, 4 günde biz de Ekim'de ve Kasım'da kritik dört tane maçımız var. Bu dört maç öncesi bu Meksikalı hoca ile beraber birkaç yeni duran top seti kazanırsak, birkaç tane bile kazanırsak bundan belki bir gol, iki gol devşiririz ve o bir gol, iki gol kaderimizi değiştirebilir diyor. Ve bu sette aynen de öyle oluyor. Oyuncular konuşuyor gibi yapıyorlar. Kararsızmış gibi yapıyorlar duran top kullanırken. Ödegard sanki kararsızmış gibi davranıyor. Bir geri gidiyor, bir ileri gidiyor. Asla kararsız değil. Bunu planlamışlar. Kararsızmış şey gibi davranıyorlar. Gol attıkları pozisyonu diyorsunuz değil mi? Evet. Sanki korneri atacak oyuncu değişecekmiş gibi yaklaşıyor. Hayır pas olarak kullanıyor. Biz iki kişiye bir kişi karşılamaya gidiyoruz. Bir defa birinci hata orada. Ozan, e, Ozan koştu. Hogey. Bizi kandırıyorlar. İki kişiyle kullanacakmış gibi değil de sanki değişecekmiş gibi yapıyorlar. Ama bunu çalışmışlar. Sonra dışa atıyorlar korneri. Savunmamız alana değil de alanın biraz dışına. Dışa atıyorlar. Olsen indiriyor. İçeride torsvet de atıyor golü. Ya... Gerçi orada e, Zeki marka, markajı almıştı. Orada bir talihsizlik oldu bir yandan. Ama şöyle bir problem var. Bir defa çok rahat orta yaptırıyorsun. Çok rahat orta yaptır. Paslaşarak onları baskı Çok da rahat indirdi almıyorsun. yükselip. Çok rahat indirttiriyorsun. Artık ondan sonra biraz işte tabii evet. yani yüzde elli Gol orada olmuştu herhalde zaten. Evet alanın dışına atıyor. Çok rahat indirttiriyorsun. Olse, olsene. Hadi defansif olarak seni yanılttılar. Ben şöyle bir soru sorayım. Biz ne yaptık ofansif olarak duran toplarda? Farklı bir set mi denedik? Gördüğüm kadarıyla yok. Yeni bir çalışma mı yaptık? Gördüğüm kadarıyla yok. Yani duran toplarda ekstra bir zeka, ekstra bir çalışma bir şey mi koyduk? Peki ne yaptık biz? E Şenol Güneş döneminde biz duran toplarda fena değildik. 25 resmi maçında Şenol Güneş'in 17 duran top golümüz var ki bir iyi, iyi bir istatistik bu. Duran toplarda biz iyiydik <laughs> frikiklerde ve kornerlerde. Ofansif olarak diyorum. Ama defansif olarak ne yapıyorsun hala? Letonya ilk maça dönelim. İki tane duran top golü atıyorlar bize. Çok benzer şekilde biliyor musun? Letonya'nın 3-3'lük üç maçta bize attığı iki tane golü hatırlatayım. İzleyeceğimiz belki 6 ay, 7 ay geçti hatırlamayacaklar. Uzun metrajlı duran top kullanıyorlar. Arkaya doğru. Yine savunduğumuz alanın arkasına doğru. Arkadan topu ikinci topa indiriyorlar. Norveç'in yaptığına benziyor. Uldrikis var 1.98. Büyük ihtimalle bu maçta oynayacak. Forlar, 23 yaşında. İndiriyor. Karambol yaratıyor orada. İki golü öyle buluyorlar. 3-1'den 3 şöyle geliyoruz. E tamam da aynı suda iki kere yıkanılmaz. E, hala aynı golleri yiyoruz. Hala aynı zafiyetleri gösteriyoruz. Evet konusu çok kısa zamanı vardı doğru. Bir maçla antrenman analizi yapmak çok sağlıklı değil. Ama kesinlikle çalışabileceğim bir şey duran top. Bak akan oyunda çok ekstra yaratamayabilirsin bana bu kadar kısa sürede. Ama duran top savunmasında ve duran top hücumuna bakarım ben. Çünkü 3 günde onu çalışabilirdin. Bak Norveç çalışmış. Üzüldüğümüz ve bunun için, konu bu. Bunun için bir hoca istihdam etmiş. Aynen öyle. Kısa sürede bir şeyler öğrenebilmek i̇şi için. Bir daha ekleyeyim çok özür dilerim. Kuntsun hatırla açıklan dedim ki yardımcıları kim? Ya bu yardımcılar niye açıklanmıyor? Bu ekip işi. Kunt zaten yüksek profili bir tek direktör değil ki. Güçlü bir ekibi olursa belki bizi ikna edecek. Sonra birkaç gün sonra yardımcıları açıklandı. Almanca konuşuyor diye bir tane Türk hoca ve kendisinin getirdiği Lih'te. Başka geldi mi? Ekstra bir şey. Bize heyecan duyduracak. Mesela Çağdaş Atan olamaz mıydı ya? İkna edemez miydiniz? Milli takıma yardımcı olarak alsanız da çağdaş Atan'ı. yani kavga edebilecek biri konusunda farklı bir görüş ortaya koyabilecek. İsim olarak değil. Şu anda o var aksiyon diye olarak aynen öyle. Aksiyon olarak böyle bir şey yapılamaz mıydı? Müsait hocalar, müsait isimlerden birisi olduğu için yani Şu isim an müsaitti, A, B, C, evet. Uğur her kimse yani. Ama denenmedi mesele o aksiyon olarak. Çağdaşın da bu arada çağdaş diyorum futbol çağdaştan bahsettiğim için antrenör olarak Elbette çağdaş o da cevaz. Çağdaşın da bu arada şeyi var biliyor musun kariyerinde? İsviçre-Almanya'sı var. Almanca konuşuyor mu bilmiyorum. Yani kendisiyle böyle bir şey paylaşma şansım olmadı. Ama böyle bir deneyimi de var bu arada. Peki. Dikkatsiz veya o dönemi hatırlamayan izleyiciler hatırlamayabilirler. Attığımız gol, 6. dakikada attığımız gol güzel bir goldü. Evet. Hazırlanış açısından da, oyun açısından da. Ben de onu uzun uzun saniye saniye kare kare baktım. Ee, orada... Savunma baskıyı görünce atacak yer bulamadı ve paniklediler. Çünkü ilk 10-15 dakika çok iyi başladık. Paniklediler. Orada da Cengiz nefis bir hamleyle girdi ve çok da şık bir gol attık. Yani uzun uza diye şimdi tarif etmeyelim. İzleyicilerimiz seyretmiştir. Ee, ama ondan sonra durdu. Neden? Kaygı oyununa mı bağlayacağız bunu? E peki ondan sonra niye o kadar baskı yedik? Yani aynı İtalya maçında olduğu gibi. Çıkamadık. Yani evet. bir tane bir organ, bir set, bir pas... Ya da bir hızlı bir uzun çıkamadık o dakikalar içerisinde. Diyorum ya Kerem'in ismini duyduğumuzda 24. dakikaydı. Golden sonra değil mi? Golden sonra. Ne oldu? Şimdi bu tarz Bizim, durumlarda buyurun. iki opsiyon var hocam. Birincisi e, organizasyon gereğidir. Hocanın stratejisi budur. Bir ihtimal bu. Ama genelde hoca maçtan sonra bunu kabul etmezler. Ya neden durduk anlamadım. Neden 6. dakikada golün üzerine yattık veya gerildik anlamadım derler. Kunus da öyle dedi. Bu durumlarda ikinci opsiyon. Sağ içi liderlerin devreye girmesi lazım. Bizim milli takımımız Şenol Güneş döneminde pek fazla sağ içi lideri yoktu. Bir Burak var. Burak'tan sonra en deneyimli oyuncumuz Hakanlar. İşte Ozanlar falan. 94'lü onlar da 27. Çok fazla 30 üstü oyuncumuz yoktu. Ama bu maç özeline gelirsen Serdar Aziz ve Caner de katıldı. Oldu sana 3 tane 30 yaş üstü oyuncu. Ki fena bir sayı değil. Bir de tabii Caner'in milli deneyimi de var yani Serdar'dan fazla. O yüzden sahada Caner var Burak var daha önce uluslararası deneyimleri olan uluslararası turnuvaya gitmiş, bu tarz durumları çok yaşamış, 50'nin üzerinde muhtemelen Caner'in de milli maçı vardır diye tahmin ediyorum. Ee, Inter'e gitmiş, oynamamış olsa da, Rusya'ya gitmiş, oynamış. E, Burak'ın bir sürü deneyimi var. Var yani deneyimli oyuncu var. Orada deneyimli oyuncuların devreye girmesi lazım. Yani hadi beyler 6. dakikada atılan golle maç bitmez. Veya antrenör kenara gelip daha fazla animatik davranıp, bazen antrenörleri görürüz ya böyle Hı. Hmm. fazla koşturuyor sağa sola. Marsilya tek direktörü Jorge Sampoli hatırla Galatasaray maçında. Böyle çok animatik davranıyor kenarda. Bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor. Ama bazen gerekir. Oyuncu bazen gözücüyle kenara bakar çünkü. Hani onun gibi Kuntz'un da kenara gelip biraz rahatsız olması bundan. Biraz animatik davranması Mesaj vermek. vermesi. Yani ne o var ne o var. Ne sağ içinde bir isyan var ne sağ kenarında bir isyan var. Bizim gibi izliyor. Deneyimli oyuncular da tek direktörümüz. 23. dakikada top direkten döndü. Bir de Berat vurdu o tamam. bizim direk Bir de Berat vurdu Berat ama baskı vurdu, işte. Top, evet, baskı. Yani Berat dokunmasa orada vuracaktı zaten. Tabii. Berat da direkt kötü önündeydi. oynamadı bu arada. Berat'a sorulan evet. soru çok üzücü. Yani bizim maalesef Türk spor medyası oyunu okuma konusunda maalesef yeterli değil. Oyunu okuma konusu yeterli olmadığı için de soracağı soruların niteliği maalesef standardı aşamıyor. Şimdi Berat da diyor ki çok top kaybı yaptın heyecandan mı çocuk da diyor ki evet abi diyor yani heyecan dedim tabii ki ben onun başlarında diyor. evet ama ondan sonra Berat Berat top kaybı yapabilir Berat genelde iyi oynadı iyi oynadı Berat bence maçın iyilerinden de bir defa Berat milli takımda eksik olan coşkuyu en fazla temsil eden oyunculardan biriydi coşkulu oynuyor çünkü tahmin ediyorum o bölgede orta alanda rolü en net olan kişi Berat ne yapacağını en iyi bilen kişi Berat diğerleri Ozan Hakan Karmaşa yaşıyorlar. Oraya mı kayacağım? Öyle mi yapacağım? Böyle mi yapacağım? Hücuma destek vereceğim? Savunmaya mı destek vereceğim? Yine aynı noktaya geri dönüyoruz bence. Oraya çözemiyoruz. Alan paylaşımı. Alan, alan paylaşımı. Mi? Ve işte zannediyor. demin de söze başlarken de belirttik ya. Hakan Çağlan Biz bu adamı oyunun iki yönünde oynatalım tamam. Ama gol istiyorsak daha ceza sahasına yakın bir yerde oynaması gerekmiyor mu? Niye adama geriden oyun kurdurtuyorsun ya da orta sahada güvenlik birinci önlem olarak adamın görevleri arasında yer alıyor? Kendine e madem böyle yapacağız Hakan'ı daha öne koyup onun yerine başka birisini koyamaz mıyız? Madem öyle yapacağız Hakan'ı oynatmayalım mı? Oh yani? Hakan yerine Yusuf var o zaman. Hani yani mesela ve 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 otomatik mesela. seçim. Ama Hakan'da 20 gol katkısı var Şenol Güneş dönemi. 25 pardon 41 toplam maçta. Şenol Güneş 41 toplam maçta 20 doğru, golün doğru, içinde bulunma soru. Hakan vazgeçilecek bir oyuncu değil. Ama golü atkın golü yakın. Yani kaleye daha yakın oynasa. Şutu var. Pası asist, var. Şut gol şansı var. Hakan çok kaleye uzak kalıyor ve çok eleştiriliyor doğal olarak. Şimdi Hakan eleştiriliyor. Ama çok kaleye uzak oluyor. Çünkü oynayacak. o da ne yapacağını bilmiyor. Çizgide mi, ortada mı, evet. geride mi? 3-5-2 oynuyor mı? Inter. Mesela ben maç sırasında bunu düşündüm. Ya dedim bu çocuk da Inter'de de daha önce de geçen sene Milan'da da formasyonlar değişiyor, roller değişiyor. Mesela geçen sene Milan'da daha bir on numara gibi oynuyordu. Zlatan'ın arkası daha bir özgür rolü vardı. Çok iyi sezon geçirdi. Şimdi Inter'e geldi. E, malum üçlü savunma. Barella gibi özel bir oyuncu var üçlünün içinde. Dolayısıyla o da bazı rolleri senden çalıyor. Hakan da var orada ama bir şekilde kaleye yakın oynatmayı beceriyorlar. Hakan'ı kaleye yakın bir yerde konumluyorlar. Çünkü Hakan'ı kaleye yakın konumlamazsam verim alamaz. Bunu Milan da biliyor. Inter de biliyor. Doğru. Leverkusen da biliyordu. Yani Hakan'dan kulüp takımlarının aldığı verimi biz milli takımdan niye alamıyoruz? Aslında birçok oyuncudan. O zaman şöyle bir üst başlık atabilir miyiz? Bizim oyuncularımızın kulüp performanslarını milli takıma taşıyamama neden nedir? Nedir yani Kulüplerinde daha iyiler genelde oradaki oyunu şablonu burada bulamıyorlar oynamaları evet. gereken yerde Demek oynayamıyorlar. ki rahat hissedemiyorlar kabaca rahat hissed... yani kulüplerindeki roller onları daha rahat hissettiriyor ki kulüp performansını milli takıma taşıyamayan bayağı oyuncu var bir tane iki tane üç tane beş tane değil şimdi Galatasaray'daki Kerem'le bakıyorsun milli takımdaki Kerem farklı Marsilya'daki Cengiz'i gördük işte özellikle Avrupa ligi maçında yani canavar gibi dinamit gibi. Milli takımda da iyilerden biri ama Doğru. tam anlamıyla taşıyamıyor. Hakan taşıyamıyor, Yusuf taşıyamıyor, Burak taşıyamıyor. Demek ki bir tane iki tane ise oyunculara bakarsın problem. Ama problem beş tane altı tane yedi tane ise o zaman biraz daha geriye çekilirsin, organizasyona bakarsın. Oyuncu değil mi mevzu? Sadece oyuncu olamaz yani. Evet. Demek ki kurguda bir sıkıntı var. Bir film yapıyorsunuz, bir tane iki tane oyuncunun performansı kötü. Tamam aktörlere bakalım. İyi para mı almadılar, iyi mi uyumuyorlar? Filmi mi sevmediler? Ama bütün oyuncular kötüyse o zaman kusura bakma yönetmene bakarsın, casting direktöre bakarsın, senaryoya bakarsın. Burada hemen hemen 7-8 tane oyuncu bir film yapıyorsun. Robert De Niro oynuyor, Al Pacino oynuyor, Diane Keaton oynuyor, Meryl Streep oynuyor, Brad Pitt oynuyor. Hepsi kötü. E o zaman kusura bakma da bu 5 oyuncuda, 5 aktörde değildir büyük ihtimalle mesele. Filmdedir yani, kurgudadır, senaryodadır, yönetmendedir. Oyun olarak e, şunu da not almışım, Uğur Beyciğim 31. dakikada e, yine bizim oyunda dengeyi kurduğumuz o 10 ile 30 arasındaki dönemi 15 ile 25 arasındaki dönemi atlattıktan sonraki fırtına gibi diyorum ya aynı dakika içerisinde 20 ve 23 iki farklı dakika aynı dakika içerisinde iki tane net pozisyon ikişer tane net pozisyon buldular dört pozisyon birer dakika içerisinde çok acayip çok acayip bir anda yani kolay kolay futbol maçlarında görülebilecek evet. bir durum değil. Orada gol yemememiz de ayrı bir durumda. 31. dakikada oyunu dengeyi tekrar kurduğumuz zaman mesela Stramberg'in notu almışım buraya. Stoperlerden bir diğeri şeyde kendi bölgesinde kalan. Andreas Olsen hep çıktı da yani nereye atacağım diye de onlar da iyi de kapattık zaman zaman. Onun da hakkını verelim. Pas yaparken geriden pasla çıkmaya çalışırken nereye atacağım diye böyle şeyleri de yansıdı. Aradı. E, aradı yani hani hiç kimse boşa çıkmıyor şeklinde. Hani şu iki el açma şeyi var ya. Ama evet. ondan sonra 36'da o pozisyonu da bulmamıza rağmen boş kaleye yuvarlayacak kimse olmadığı için top tıngır mıngır out'a gitti. Ondan sonra 41'de bir duran toptan yedik golü. E, maçı ha, şeyi yeteri kadar övdük mü acaba e, Norveç'in beklerini? Her hücumun andersen. içerisinde vardı, her e, şeyde ceza sahamız içerisine girdiler diye. 90 dakika ileri geri çıktım onlar oyundan. Bir tek Pedersen değişti. 90 dakika ileri geri gittiler. Andreas Olsen'e dahil olmak üzere. Evet. Yani oyun anlamında bu nasıl oynandığı ve ne seviyeye geldiği anlamında herhalde net bir örnek verdiler diyebiliriz. Şimdi ne, ne konuşmuştuk müsabakalar? Letonya'ya geçeceğim. Norveç'le ilgili. Bu akşamı. Ee, topu sahip olmayı, topu kullanmayı seviyorlar diye konuşmuştuk. Yani Kadıköy'e geliyorlar. Bize topu bırakırlar mı? şüpheli. Çünkü oynadıkları şimdiye kadar oynadıkları 6 maçın 5'inde %60'a yakın 60'ın üzerinde toplu oynama yüzleri vardı. Ve bize karşı da öyleydi. Biz Oslo'ya gittiğimizde de öyleydi. Biz geçiş oyunlarıyla golü bulmuştuk. Dedi ki Kadıköy'de onlar da büyük bir ihtimalle topa sahip olacaklar, arayacaklar. Öyle çok resesif bir futbol oynamayacaklar. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Dedik. Öyle de oldu. Norveç yani hiç öyle maa ile kapanan, Çanakkale'ye geçirmez savunması yapan, topu bize bırakan bir anlayış içinde değildi. Bilmiyorum teknik ekibimizin hazırlığı bu yönde miydi? Norveç'in böyle oynayacağını tahmin ediyorlar mıydı? Tahmin ettiğimiz gibi oynadılar ve bekleri de çıktı. Zaten topa sahip olma oyununun en önemli departmanlarından biri beklerdir. Beklerin çıkıyorsa hücumda kalabalıklaşırsın. Vallahi bayıldım o beklerin oyununa diyorum ya çıplak gözle nefis bir şey izlettiler. Oyunu izlettiler. Şimdi bu akşam da bir maçımız var. Oraya geçelim. İlk olarak ilk başlığımız Foto Maç gazetesinden geliyor değerli izleyenler. Biz bitti demeden bitmez. Haydi bizim çocuklar daha önce yaptınız yine yaparsınız. 2022 Dünya Kupası yolunda kalan 3 maçı da kazanmak zorunda olan Ay bugün Letonya'ya konuk oluyor. İpler artık elimizde değil ama Türkiye zoru sever. Şöyle geçtiğimiz Cuma günü sağdan bir birlik beraberlikle ayrıldığı Norveç'e ipleri bırakan Türkiye Finallere giden yolda grupta kalan 3 maçını kazanıp rakibinin de puan kaybını bekleyecek. Cezaları nedeniyle Norveçe karşı forma giyemeyen Çağlar Soyuncu, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugün kadrodaki yerini alacak. Onların yokluğunu çok hissettik mi bu maçta? Ya bu üç oyuncu. Yani birkaç yerde daha gördüm ama hani çok hissetmedik yani onları. Ya Çağlar oynardı zaten olsaydı. Mert'in partneri Çağlar. Oldu. Zaten Ozan büyük bir ihtimalle alternatif olacaktı. Orkun da bizim oyunda atürekle aksiyan... oynayan bir oyuncu değil. Evet, yani. Son Hollanda maçında oynamıştı ama Ozan'ın fiziksel olarak hazır olmamış. Yine rolünün tam olarak ne olacak. olduğunu bilemediğimiz bir Sonra ek. da golde hata yaptı diye e, Hollanda maçından sonra idam edilmiştir. Dolayısıyla Orkun da oynaymadı şüpheli. Ya bu üç eksikten herhalde biri Çağlar başlardı sadece. Devam ediyorum. Ee, Çağlar Soyuncu, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugün kadrodaki yerlerini alacakmış gazeteye göre. Norveç sınavında olduğu gibi kalede yine Uğurcan Çakır'la başlaması beklenen teknik direktör Stefan Kunz. Savunma dörtlüsünde Zeki Çağlar Merih Caner'i oynatacak. Ortada Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder, en uçta da kaptan Burak Yılmaz görev yapacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman kadrodan çıkarılmıştı. Kenan Karaman dün şey Cuma akşamından sonra tekrar mı çıktı? Oynadığı kısa bir süre oyunu kısa aldı. Süre Zaten oynadı. mesela Kenan'ı alıyorsun madem neden Serdar veya e, Halil Dervişoğlu'nu almadı onu anlamadım. Yani Kenan'ın gol şansındansa Halil Dervişoğlu'nun Serdar'ın gol şansı sanki daha fazlaydı. Bir de %100 sağlıklı değil. Tahmin ediyorum yine bugüne kadar hep konuştuğumuz doneleri hatırlayacak olursak Kenan Karaman'la alakalı taktik disiplin ve savunma yönünün biraz daha şey olması. Fazla ağır her neyse olması. Ama maalesef o düşünülen şey bir türlü sahaya yansımıyor. Şenol Hoca evet. zamanında da Beşiktaş ya. kariyerinde de. Firmino'ya bayılıyordu bu Milli yeni nesil Türk spor kamuoyu. O zaman da söylüyordum yani ben bu Firmino'ya çok saygı duyuyorum ama gol atmayan Santrfor bana çok sıcak gelmiyor. Sezonda maksimum attığı gol 12-13. Nitekim yıllar yine bize haklı çıkardı. Şu an Firmino ne Liverpool'da düzenli oynuyor ne Brezilya milli takımında. Çok saygıdeğer bir oyuncu. Defansif katkısı harika. Ama bir Santifor'sun sen. <laughs> ve tek Santifor oynayan bir takımda. Hani gol de atman lazım. Belki ve çok fazla gol atmıyordu. Şimdi Jota daha fazla dakika alıyor. Mevkisini oluyor. değiştirmesi gerek belki. Başka bir oyunda daha Başka fonksiyonu oyunda. olabilir. Çift Santifor arkası. Çünkü bağlantı oyunu falan harika oynuyor Firmino. Asıl, çok özel bir oyuncu. Saygı duyuyorum. Asıl hadise o zaten muhtemelen. Ona benziyor hikaye. Yani tabii ki Firmino tipoloji olarak muazzam bir oyuncu. Başka bir seviyenin oyuncusu da Liverpool'dan bahsediyoruz zaten. Oyun kuruluşundan bahsediyoruz. Yani Liverpool'da Santifor daha çok gol atar diye bekliyorsunuz. Sonra Jota alındı. Bir maçta 3 gol falan atmaya başladı. E, soru işaretleri doğdu kafada. ya Jota oynayınca da gol atıyor. Çünkü Santifor'dan beklentin gol. Oyuncu değil, oyun kurgusu içerisindeki rolünü değerlendirdik. Bir yanlış anlaşmaya sebebiyet vermeyelim. Devam ediyorum. E, bakayım, e, az önce okuduk zaten. Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Cener, Ozan, Kerem, Hakan, Yusuf, Cengiz ve Burak. Yani şeyden, e, Norveç 11'inden bir değişiklik şey. İki değişiklik Yusuf beklenmiş. var. Ve Çağlar. Yusuf ilk 11'de başlayacak ve Çağlar. Eğer 11'de. böyleyse tabii. Bu mu genelde? Mu tahmin, Muhtemel ama? 11 evet şeyde eee Fotomaç gazetesinde. Bu bizim 600. sınavımız. Bu, bu bak burada da ilginç bir şey var. E, bilmiyorum insanlar hepimiz yani Letonya, Letonya, Letonya diyoruz da biz bugüne kadar Letonya ile 7 kez karşılaşmışız. 7 maçın birini kazanmışız, birini kaybetmişiz, 5'inde de berabere kalmışız. Yani evet. Letonya'yı biz biraz şey mi görüyoruz acaba? O da galibiyet 90 sene önce galiba yanılmıyorsam. Ya bayağı Çok bir uzun zaman olmuş. Kendimizden kötü görüyoruz herhalde ama baktığın zaman sonuçlara hiç öyle bir ha işte burun Öyle bir durum yok yani. Yendiğimiz maç nerede? Son 6 maç demişsiniz ya, bir tane daha olacak. Onu yenmişiz. O galiba bayağı 1930'larda falan. 1924. 24 daha da eski. Ulusal takımımızın ilk yılı. Devam ediyorum bir sonraki sayfaya. İkincilik için kazanmalıyız. Milliyet gazetesinden geldi ekranlarınıza. Letonya ile yapacakları kritik maç öncesi soruları yanıtlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunt, "Hedefimiz tabii ki galibiyet ancak kökten değişim bir günde olmaz. Önce bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz." dedi. Basın toplantısından birazdan biz de paylaşacağız sizlerle. Çağlar ve Berkana forma diye Milliyet gazetesi tahmin etmiş. Oyun değil, sonuç odaklıyız. Sabah gazetesi Türkiye'den sabır isteyen Stefan Kunt Letonya maçı için net konuştu. Hedefimiz galibiyet ve buna şiddetle ihtiyacımız var. Köklü değişiklikler bir günde olmuyor. Önce ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Şurada köklü değişiklikler bir günde olmuyor derken e, az önce Uğur Melek'in dile getirdiği e, Norveç'in üç günlüğüne bir e, duran top hocası getirip çalıştığını ve bundan da bir sonuç aldığını köklü değişiklik olması şart değilmiş yani. Köklü değişikliğe ihtiyacımız mı var ayrıca? köklü değişiklerken ne kastediyor Ka Taktik herhalde. Tahmin ediyorum. Devam ediyorum. Norveç karşısında oyun kurarken ve topu forvete aktarırken iyi şeyler yaptık. Uğur Melek az önce hakkını verdi bunun da. Futbol felsefesinin oturması için sabır ve zaman gerekti ama işte o futbol felsefesi dediğimiz şeyde bir değişiklik göremedik. Bir sonraki sayfada yine Sabah gazetesinden sert ve havalı grupta şansı olmayan Letonya'yı Sabah Spor analiz etmiş. Genelde uzun topla rakiplerini tehdit eden Letonya hava toplarındaki üstünlüğüyle baskın olmaya çalışıyor. 1.90'ın üzerinde 7 futbolcusu olan Kırmızı Beyazlıların 1.98'lik forveti Uldrikis en dikkat edilmesi gereken isim. Hava topu kazanma oranında elemelerde mücadele eden 55 ülke arasında en iyi 3. takım yani 134 e, hava topu kazanmayla en iyi 3. takım durumunda ilk de Rusya ve Karadağ yer alıyor. Rakibe baskıyı prensip edinen Kuzey temsilcisi top çalma değerinde başlığında. Elemelerde 7. durumda, toplamda 186 denemesinde 107 başarı sağlayan Letonya maç başı da 15.3 gibi yüksek bir oran yakalamış. Fizik gücüyle öne çıkan takım 97 faulle elemelerin en sert 3. ekibi olarak dikkat çekiyor. Maç başı 10 şut denemesi olan Letonya kaleyi en çok ceza sahası içinden 7 şutla en çok ceza sahası içinden yokluyor. Bu şutların maç başına en az 3'ü isabetli olarak rakip kaleyi buluyor. Topu ayağında tutmayı seven Kuzey ekibi 41 top kaptırma ile 55 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Defansif aksiyonlarda da rakibin en çok şutunu engelleyen yani bloklayan 36 başarılı blok ile rakibin en çok şutunu engelleyen takım olarak 3. sıradaymış. Yani taş gibi bir takım. Letonya. Şimdi bizim grubun biraz yanıltıcı bir tarafı var. Çok güzel bir öncelikle haber. Tebrik ederim Uğur Çam kardeşimi. Ama bir ekleme yapmak istiyorum bu habere. Bizim grubun yanıltıcı bir tarafı var. Yani Cebeli Tarık'la Karadağ'la Letonya'yla Letonya, Letonya bunlardan oynadığın zaman farklı. Hollanda'yla Norveç'le Türkiye'yle oynadığın zaman farklı. İkiye ayırmak lazım bir grubu. Ben şimdi ikiye ayırarak Letonya'nın özellikle büyüklere Hollanda, Norveç, Türkiye'ye karşı ne yaptığını biraz daha Buyurun. spesifikleştireyim. Mesela Hollanda'ya karşı ilk maçta toplu oynaması 24 toplu oynaması. İkinci maçta yüzde 22. Norveç'e karşı toplu oynaması da yüzde 30 bir maç oynadı. Bize karşı toplu oynaması da yüzde 36. Bir defa bu tarz büyük takımlara karşı zaten Topu topa istemiyor. sahip olabilecek bir strateji gelişimi mümkün değil. Yani bu bazı burada istisnalar şuttu, önde baskı yapıyorlar falan o diğer maçlar. Bütün, eleme diyor tabi. Evet. Hepsinin tabii. ortalamasını aldığın zaman araya Cebeli Tarıklar, Karadağlar falan girince o istatistik yanıltıyor. Tabi. Şimdi diyor ki mesela o tabii haberde şut ortalaması 10 diyor. Ben sana söyleyeyim. Hollanda ilk maçta 4 şut atmış. Norveç'e karşı ilk maçta 2 şut atmış. Ama ortalaması 10. Çünkü ne yapıyor? Cebeli Tarık'a 23 şut atmış. Ortalama yanıltabiliyor. Şimdi bizim gibi Türkiye, Hollanda, Norveç'e karşı Letonya stratejisi bir defa kapalı set savunması ve özellikle uzun metrajlı toplar. Çünkü gerçekten uzun boylu, fizikli ve bu konuda çalışan bir milli takım. Bize de golleri öyle attılar. Zaten ilk maçtan deneyimimiz var. Hatırlayalım ilk maçı. Ya özellikle öne geçtik. Orta sahan önünde bile top kazansalar, frikik kazansalar uzun metrajla atıyorlar ceza yayının üzerine. O oralarda ilk topa uzun boylu oyuncu Ultrakis başta olmak üzere geliyor, alıyor ve ikinci toplarla tehlikeli tehlike yaratıyorlar. Şimdi orada işte savunmayı biraz öne çıkarmak çare olabilir. Çünkü savunmayı öne çıkarırsan İlk vurdukları top sana çok büyük tehdit yaratmaz. Sir City'nin ta Guardiola dönemindeki Barcelona'nın yaptığı. Şimdi Barcelona çok kısa bir takımdı Barcelona tak e, Guardiola dönemi. Uzun oyuncusu yok. Diyorsun ki ya bu Barcelona duran toplara ne yapacak? Perişan ederler bunları çünkü herkes kısa. Bir çıkıyorlar Senomoni'ye. Kamera böyle çekiyor, çekiyor, çekiyor. <laughs> Barcelona'ya geliyor, iniyor. <laughs> i̇niyor aşağı, bu sefer aşağıya çekiyor. Aşağı doğru gidiyor kamera falan. Diyorsun ki bunlar duran toplarına ne yapacak? Ne yapıyorlar? Öne çıkıyorlar çok haklı olarak. Diyor ki sen kaleye yaklaşırsan zaten offside düşeceksin. İlk topa vursan da ben geri koşacağım. Kısa takımın yapacağı o. Yani biz de mümkün olduğu kadar Letonya'yı öne itmemiz duran toplarda. Hani o ilk topa vurdukları yerin tehlikeli yer olmamasına gayret kaleye edeceğiz. Kaleye yakın olmaması lazım. Doğru pozisyon almaya gayret edeceğiz. Çağlar burada önemli bir silah. Muhtemelen Çağlar, Merih, Uldrikis eşleşecekler ki Letonya ilk maçta hatırlıyorum Şenol Hoca'nın. Ya biz bunu öngöremedik. Bilseydim atıncı kadroya çağırdım dedi ya. Ben onu sordum. Bilsenim atıncı kadroyu çağırdım dedi. Mesela benim de çok hayal kırıklığı orada manlardan biriydi. Yani demek ki biz rakip analizini eksik yapıyoruz. Fiziğe bakmıyoruz. Bakmıyoruz demek ki doğru analiz yapmamışız. Ben bunu bilseydim atıncı kadroya çağırırım demek bir itiraf gibi. Şenol Hoca zaten içi dışı bir, dürüst bir insan. İyi bir insan, iyi kalpli bir insan. Dolayısıyla bunu açıkça söyleyebiliyor. Hakkını teslim edelim. Ama taktiksel pencereden baktığın zaman da üzülüyorsun. Ya keşke bunu Letonya maçından önce düşünseydik diyorsun. Şimdi bu maçta da umarım öyle olmaz. Stefan Kuntz sadece bizim ilk maçı izlese oradan çok dona elde eder zaten. Letonya ile beraber kaldığımız maçı herhalde analiz etmişlerdir. Stratejileri muhtemelen yüksek toplar üzerine olacak. Umarım orada bir zafiyet yaşamayız. Genel ortalamaya bakıp yanılmayalım yani. Cebel Tarık maçı falan yanıltıyor. Bir de hocaların her iki takımın teknik direktörlerinin basın toplantısında neler söylemişler? Öne çıkan e, cümlelerini getirelim ekranlara. Önce e, milli takım bizim milli takımımızın hocası Stefan Kuntz ve e, top, e, toplantıya onunla beraber katılan Berih Demiral geliyor ekranlarınıza. Mustafa what this says nothing e, tabii ben burada çok fazla detaya girmek istemiyorum taktikler ve formasyonumuzla alakalı e, savunma oyuncusuyla ilgili sormuş olduğunuz soruda Ozan'ın da cezası bitti Ozan Kabağan'ın da cezası bitti biliyorsunuz çağlar gibi böyle bir gerçek var ben takıma yarın sabah söyleyeceğim ilk 11'i e, tabii ki hedefimizin galibiyet olduğunu söyleyebiliriz ve galibiyete ihtiyacımız olduğunu şiddetlere söyleyebiliriz ama kökten yapılması gereken değişikliklerin de e, bir günde yapılması kolay değil. Onu da söyleyebiliriz. Öncelikle biz iyi sonuç almak istiyoruz. E, yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. O, hedefimiz bu açık farklı Galip gelmemiz gerektiği evet. konusunda da burada düşüncelerimi ifade edersem letonya takımına saygısızlık etmiş olurum Bununla ilgili konuşursam Öncelikle kazanalım sonucumuzu görelim ve daha sonra bunun üzerine yorum yapmış yap, yaparız Öncelikle şunu söyleyeyim tabi topu alır almaz kaptırmak <laughs> Evet Tabii ki bizim istediğimiz bir şey değildi. Stratejinin bir parçası değildi bu. Ama belli durumlarda defanstan ve orta sahadan oyun kurarken toplu forvet hattını aktarırken dönem dönem iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bazı taktik anlamında Yaptığımız şeyleri hızlıca oturtabildiğimizi gördüm ama şöyle de bir gerçek var biz pazar günü toplandık ee, ilk küçük antrenmanımızı salı günü yaptık çünkü e, hala pazar akşamı maç oynayan oyuncularımız vardı ee, çarşamba günü bir antrenman perşembe günü bir antrenman daha toplamda 3 defa gerçek bir antrenman yapabildik takımla maçlar öncesinde. Tabi e, bu durumda hoş görülen bir şey değil belki ama futbolun da bir gerçeği olduğunu kabul etmemiz lazım. O da e, bu felsefenin uygun bulduğumuz felsefenin oturması için e, sabır ve biraz da zaman gerektiği bunu da söylemek istiyorum. Ee, tabii ki dediğin gibi geçmişte çok iyi performanslar sergiledik hem takım olarak hem bireysel olarak. Kötü performanslar da sergiledik ama daha çok geçmişe değil de biz geleceğe bakmaya çalışıyoruz çünkü futbolda böyledir sizin de bildiğiniz üzere ee, geçmişe bakarak değil de şu anı ve geleceği yaşamak istiyoruz yarını yaşamak istiyoruz tabii ki performans düşüklükleri form e, düşüklükleri oluyor arada ama yani hepimiz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım olarak da bireysel olarak da hem savunma anlamında hem hücum anlamında. Ee, i̇nşallah o özlediğimiz günlere tekrar geri döneriz. Ee, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu yarınki maçı için de geçerli. Çıktığımız her maçta e, milli takıma yakışır şekilde e, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var içeride. Herkes birbiri için oynamaya çalışıyor. Milli takımda en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyor. Yani bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama dediğim gibi bazen kötü performans, kötü formsuzluk olabiliyor. Ama elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz milli takım için. Önümüzdeki 3 maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum ben cani gönülden. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Şimdi de Letonya'nın hocası Dainis Kazakevits ne demiş bakalım. Letonya milli takımı teknik direktörü Dainis Kazakevich, A milli takımla oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Kazakevich, Türkiye'nin gruptaki şansından çok kendi oyunlarına odaklandıklarını ve bu yönde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. 40 yaşındaki teknik direktör, Türkiye'nin grup içindeki durumunu ya da şansını takip etmiyoruz, sadece kendi oyunumuzu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Letonya Teknik Direktörü iki takım arasındaki son beş maçın berabere bitmesinin hatırlatılması üzerine ise bu maçta 0-0 başlayacak. Dolayısıyla geçmişin daha önceki maçların önemi olmayacak. Oyna motive olacağız. Son Türkiye-Norveç maçını seyrettikten sonra teknik direktör değişikliğinin Türkiye'nin oyunu üzerinde bir takım farklılıklar oluşturduğunu gördük. Biz de bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Karşılaşmada bunları da göreceksiniz şeklinde konuştu. Letonya maçı yani bu akşam milli takımımızın Letonya ile oynayacağı karşılaşma her iki takımın teknik direktörlerinin düşüncelerini getirdik ekrana. Ee, bu arada şunu söyleyelim. Norveç maçında kötü oynamadık. Oyunun belli bölümlerinde oyunu domine etmeyi başardık. Rakibi e, paniğe sevk etmeyi ve hataya zorlamayı başardık. Özellikle ilk dakikalar, ikinci yarının e, 25'inden sonra dengeyi kurduğumuz anlar, golü yediğimiz bölge dahil olmak üzere ikinci yarının başı net bir şekilde. Ancak istikrarlı bir şekilde makine düzeniyle ne bildiği bildiği her neyse oynamak istediği her neyse onu sahaya dikte eden büyük oranda Norveç tarafı oldu. Bizim de kaybettiğimiz nokta, e, berabere kaldık da oyun anlamında kaybettiğimiz nokta burası oldu ki Uğur Meleke bunu da bileşenlerine ayırdı. Taktik e, değişim olmadı, oyuncu değişiklikleri oldu. Eee, bağımlılık ve de ceza sahasında hücum ederken çoğalamama sıkıntımız devam ediyor. Bir de oyun kurgusu oyuncuların yerlerinde görev dağılımı ya da parselizasyon adına ne derseniz diyeyim bunu tam olarak kafalarda netleşmemesi herkesin her şeye koşturması gibi bir kafa karışıklığı. Buna mukabil Kerem Aktürkoğlu'nun tercihi, Kerem Aktürkoğlu tercihi net bir şekilde zaten oyuna bir şey kattı. Derinlik ve de enerji kattı. Bir de şöyle her milli takım kampında, her milli takım hocası şunu söylüyor. Üç idman yapma şansımız oldu. Yani kusura bakmayın da bütün milli takımlar için geçerli bu. Yani milli takım dediğin şey zaten 18 tane idman şansın olmuyor. Ulusal takımda kısa bir süren var. Kısa bir sürede mucize yaratman lazım. Bu her ulusal takım için geçerli. Dolayısıyla böyle taktiksel olarak e, ana plana odaklanmak yerine ne yapıyor milli takım hocaları? Detaylarda bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Ekstra üretmeye çalışıyor. Norveç milli takımının Duran Top için ekstra bir koç getirip yeni duran top setleri çalışıp bize o duran top setiyle gol bulması gibi. Stefan Kuntz'un da zaten 3 idmanda milli takımda köklü bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Yani bu köklü değişiklik lafları falan beni geriyor. Felsefe, köklü değişiklik. Köklü değişiklik yapacak adam Stefan Konus değil yani kusura bakmayın bütün saygımla söylüyorum. Ranyik gelirse köklü değişiklik yapsın. Tamam mı? Ki yine gelirse, zamana ihtiyaç var. Köklü yok. ona da zaman tanıyalım. Tabii. Köklü değişiklik de yapsın. Kusura bakmayın ben işte fan konusundan köklü değişiklik beklemiyorum. Köklü değişiklik için yeterli de tartışmalı. Ben bir spor sever olarak işte fan köklü değişiklik beklemiyorum. Stefan fan konusundan detaylardan milli takım ufak dokunuşlar aynen sol yaptığı gibi o ufak dokunuşlarla kazandıracak formülü bulmayı bekliyorum. Neyin köklü değişikliği yahu? Köklü değişiklik yapabileceğine inansaydı Almanya getirdi seni göreve. Almanya U21 takımı tek tek gelmiş. Herhangi bir kulüp takımı deneyimi yok. Tek tek deneyimi son derece kısıtlı. Türkiye milli takımda köklü değiştik yapacak. Türkiye milli takımda köklü değişlik yapacak yeterli seni yok. Kusura bakma. Başarılar dileyelim milli takımımıza. Bu Ha pardon izleyicimizin e, görüşü vardı hemen okuyalım. FIFA organizasyonlarında yanlış bilmiyorsam genel averaja bakılıyordu. Olası Hollanda-Norveç beraberliğinde eğer puan eşitliği olursa oluyor bu durumda. Sizce averajda 7 gol farkı kapatmaya çalışmalı mıyız? Evet FIFA organizasyonlarında yani bu elemelerde genel averaja bakılıyor ama ya şöyle de bir gerçek var. Şimdi biz de umutla yaşıyoruz. Bizim milli takımda kaderi bu. Bugün de malum Norveç Karadağ ağırlıyor. da diğer maçlarda hiç hata yapmayarak, Letonya Cebel Tarık maçlarında hiç hata yapmayarak 11 puan topladı. Bizden de puan aldı. Ve kazanırsa 14 oluyor. Ve bir anda aslında grup İddialı. ikinciliği için devreye giriyor. Dolayısıyla Karadağ basını da şu anda Karadağ halkı da büyük ihtimalle sokaklarda, kahvehanelerde. Ya bu arada biz de devreye girdik. Olur da bir sürpriz yaparsak Oslo'da biz de pekala grubun iddialı takımlarından biri olabiliriz diye hesap ediyorlar. Yani averaj hesabına gelene kadar bugün, e, evet gözlerimiz hep öyle deriz ya Riga'da, kulaklarımız da galiba <laughs> Oslo'da değil mi? Norveç evde, Karadağ evde. Evet, Kulaklarımız da Oslo'da olacak. Pekala Karadağ Norveç'e bir sürpriz yapar, yenerse biz zaten Letonya yendiğimizde ikinci duruma geçiyoruz puan farkıyla. Yani averaj maveraj hesabına gerek kalmıyor. Ya, umarız öyle olur, biz şanslı bir ulusuz milli takım seviyesinde Umarım bu kez de şanslı oluruz. Yani yine şansa ihtiyacımız var. Başarılar dileyelim milli takımımıza. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur bu akşam. Yarın da konuşacağız zaten. Oynanacak karşılaşmayı. Şimdi bir ara verelim değerli izleyenler. Ardından yine haberlerimizle, başlıklarımızla buradayız. Değerli izleyenler, Dünya Kupası elemeleri, gruplar derken yine milli takımlarla devam edeceğiz. Ancak bu kez İspanya'dan bir başlıkla başlayacağız. E, özür dilerim, Fransa'dan bir başlıkla başlayacağız. Lekip gazetesinden Uluslar Ligi finalini e, oynanan maçına ve Fransa'nın kazandığı maça, 2-1 kazandığı final maçına ithafen evde bir kupa daha başlığını atmış Lekip gazetesi ve bu fotoğrafı paylaşmış. İspanya'da ise durum biraz daha farklı. Maçı seyredenler anlayacaktır. E, Marka gazetesinden gelen başlık ekranlarınıza. Mbappe'nin tartışmalı golüne vurgu yapıyor. Burada da o anı paylaşmış. Neden bu gol sayıldı? Neden orada bir ...offside çizgisi çekilmedi demiş. Konuyla alakalı bir başlıkta Sergio Busquets'ten geliyor. Sergio Busquets diyor ki Mbappe offside'dı. Hakem Erik Garcia'nın şimdi birazdan pozisyonu getireceğiz tekrar şeyden markadan. Erik Garcia'nın topla oynama niyetinde olduğunu söyledi. Bu sebepten offside olmadığını belirtti. Ama bu hiçbir mantığı yok bunun diyor. Hiçbir e, mantığa anlaşılır gelmiyor diyor. Topla oynamak istemedi. Diyor Sergio Busquets de Eric Garcia ile alakalı olarak. Şimdi bir daha markayı rica edebilir miyiz dostlar? Burada Mbappe'nin e, önündeki oyuncu Garcia. Evet. Top atıldıktan sonra Garcia yerde canhıraş bir müdahale yaptı. Kayarak. Mbappe'ye gelmemesi için. Ayağının ucuna top dokundu. Yine de Mbappe aldı. Golü attı. Topun ilk ayaktan çıktığı anda Mbappe offside görünüyor. Fakat Eric Garcia topa dokunduğu için offside olarak değerlendirilmedi ve gol sayıldı. Video incelemesinde onaylandı gol. Şu anda bütün dünya bunu tartışıyor. Bu pozisyon özelinde offside kuralı diyor ki savunma oyuncusu bilinçli olarak topa dokunursa. Ondan gelmiş gibi kabul edilir top. Dolayısıyla Mbappé offside'a değerlendirmez. Ama Busquets de diyor ki topla oynama niyetiyle değil ile kendini at Derek Garcia ve son anda dokunabildi. Zaten diyor bir de Busquets'in konuşmasını ben devamında izledim. Zaten diyor orada Mbappé olmasa Eric Garcia da kendini atmaz ki oraya diyor. Offside'daki Mbappé olduğu için araya kendini attı Doğru, ve topa dokundu. Ve bu şekilde benim aklımı almıyor diyor Busquets. Çok harika bir kural eleştirisi yapmış bana sorarsan tebrik ederim. işte düşünen adamın farkı değil mi? Kafa yorar Evet. Bizim Türk spor medyasında var mı? Busquets kadarın derinlikli mesela böyle bir analiz. Çok verdi. fazla Aslında öyle anlama. bakmıyoruz evet. Ama bir futbolcu sahne çıkıyor diyor ki ya diyor orada Mbappé olduğu için zaten Can Ali ile atladı Eric Garcia. O zaman diyor bu işin mantığı ne? Mbappé offside'da benim takım arkadaşım atlama nedeni o. Ama benim arkadaşım topa dokunduğu için hafifçe Mbappé'nin offside durumu ortadan kalkıyor. Sebep sonuç ilişkisi kuramıyorum. Bence bu işte mantıksızlık var diyor. Bu kural Hayata geçildiğinde burada seninle konuşurken aynı ifadelerle konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Orada evet, evet. rakip oyuncu olmasa zaten atlamayacak diye. Aynı ifadelerle. Evet. Buskes <laughs> Buskes de o bizi abi. dinlemiş o programda. Şimdi ben şöyle bakıyorum bu kurala. Kurala göre bu arada uygulama doğru gibi görünüyor. Yani kural çünkü diyor ki oynama niyeti varsa bilinçli oynasın. Bu da 2-3 sene önce Antalyaspor Spor 5 maçında Adriano'nun kafasından evet, seken evet, bir top vardı. Evet, ona evet. benziyor. Oynama niyeti var. Devam etti pozisyon. Ona benziyor. Ama... Bence kural eleştirisinde haklılar. Yüzde yüz haklılar yani. Bu kuralın bu şekilde uygulanması hatalı. Şimdi benzer bir şey söyleyeyim. Buyurun. Aynı şekilde Erik Garcia kaydı bu pozisyonda. Topa müdahale etti. Ayağını sıyırdı. Kaleciye gitti. Kaleci elini alabiliyor. Geri pas olarak değerlendirilmiyor. Niye? Erik Garcia bilinçli bir geri pası vermedi diyor kural. Tam kontrolünde olmalı. Eee bu ne Perhiz? Bu ne yani. Geri pas olsa diyorsun ki bilinçli vermedi. Offside olduğu zaman diyorsun ki bilinçli olarak atladı. O yüzden offside olmaz. Bir örnek daha. Bazen gol incelemesi için ta atak başlangıç fazına dönüyoruz ya video hakem incelemesi için. Orada bazen savunmanın uzaklaştırma niyeti oluyor böyle rastgele. Ayağını sallıyor uzaklaştırmaya çalışıyor. Tam kontrolü değil. Hı -hı. Vuruyor ama uzaklaştıramıyor. Diyoruz ki bu uzaklaştırma kabul edilemez. Atak başlangıç fazını kesmez. Dolayısıyla geriye sarmaya devam edin. E ben uzaklaştırıyorum topu ama kontrolsüz bir uzaklaştırma olduğu için sen diyorsun ki bu bilinçli değil. Ya bayağı bilinçli o bayağı mı sallıyor? Ama sıyırıyorum topu. Orada saymıyorsun bilinçli. Geri pas yapsam saymıyorsun. Offside'da niye sayıyorsun be adam? Aynı oyunun 3 tane farklı kural uygulaması. Savunma uzaklaştırma yaparsam tam bilinçli değilse salladıysam ayağımı diyorsun ki atak başlangıç fazı kesilmedi. Bu şekilde geri pas verirsem diyorsun ki bilinçli geri pas değil oyna devam diyorsun. Ama kaydım hafif dokundum topa, aa tamam offside bozun diyorsun. Ben bunu bilinçli kabul ediyorum. Olur mu yani? Kim oyunun, buna? Oyunun tahmin edilebilirliğini azaltmak için, oyunun anlaşılabilirliğini azaltmak için gri alanları her geçen gün daha da arttırıyorlar. Bu bahsettiğim... Bilinçli mi buluyorsun bunu? Be bence yüzde yüz. Yani e, bu, bu kadar karışık bir şeye gerek var mı? elle oynama, offside ve bu kadar karma karışık kurallara gerek var mı? Öyleyken öyleymiş, böyleyken böyleymiş. Ya yani netleştirelim. Artık video hakem de var. Herkes oynasın. Neyse kural evet, sadeleştirelim, ve elle sadeleştirelim. Çok gri. Sadeleştirelim. Yani bu kadar gerek yok. Doğru. Ya bence offside yani. Offside kuralı ve elle oynama kuralında çok gri alan var. Bu iki kural gerçekten biraz daha sadeleştirmeye ihtiyacı var ama bence kural buysa bile. Amaçla şey diyorlar ya özellikle elle oynama hani oyun gol istiyor. E, gol istiyor ver penaltı. Daha kolay değil mi? Oyun gol istiyor işte. Evet. Topu öyle diyorlar. çarptırabiliyorsa. Futbol ne istiyor diyorlar. Ayrı konu. Gol istiyor. İşlerine gelen yerde futbol gol istiyor ya dayandırıyorlar konuyu. Evet. Ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bu e, kural kararını veren komite İFAP buluşuyor. Bir de onların danışma kurulu var. Danışma kurulunda hakemler falan var. Oralara yani mesela bu sorguları yapacak, bu soruları soracak bence daha farklı insanlar sokmak lazım. Birisi gelip orada mühendistir. İşte antrenör ekiplerine Fabrika artıyor. körlüğü oldu mu diyorsun yani onlarda? Öyle oluyor sanki. Yani soruyorsun dört tane hakeme. Dört tane hakeme soruyorsun da bir de farklı orada. Ya Arsenal kulübünün ben şeyine katıldım. Çok alakası olacak ama. Arsenal kulübü zaman zaman bir konsolidasyon toplantısı yapıyor. Toplantı her şeyi değerlendiriyor. Kim katılıyor biliyor musun toplantıya? Menajer Arsene Wenger de katılıyor. Bazen başkan veya CEO da katılıyor. Üç tane taraftar da katılıyor. İşte kombinesi olan biri de katılıyor. Bir yabancı da katılıyor. Böyle değişik e, meslek gruplarından, değişik kategorilerden, değişik kümelerden insanları alıyorlar ve diyorlar ki bilet fiyatları pahalı mı? Herkes fikrini söylüyor. Giriş çıkışlarda sıkıntı yaşıyor Herkes ayrı ayrı fikrini söylüyor. Yani futbol oyun kurallarında sanki bir denetleme mekanizması ile ilgili bir şey lazım, reform lazım, devrim lazım. Oraya farklı kafalar sokmak lazım. Aynı benzer kafalarla yapıyorlar bu işi. Bu kadar büyük bir endüstrinin o kadar fabrika kölüne sebebiyet verecek 3-5 kişiyle döneceğini zannetmiyorum. %100 danışıyorlardır ve bence bilinçli olarak her geçen gün e, gri alanları arttırıyorlar. bunun başka bir Gerçekten, açıklaması ama yok Bu, yani. da bu, şey, bu doğrudur diye hareket ettiklerini zannetmiyorum ya. Öyle mi? Bu da bir komplo teorisi. Buna da inanmak istemiyor. Benimse komplo teorisi evet. İnanmak istemiyorum. Yani be haklı hiçbir olabilirsin. deneyim şeyim yok. Delilim yok yani. Ben kişisel görüşüm. Tamam. Haklı olabilirsin ama inanmak istemiyorum. Yani böyle futbolun böyle yönetildiğini kabul etmek istemiyorum. Üzülüyor insan tabii. Ama, o zaman. Be, buna da şeyi uydurdum tabii. Mazereti de uydurdum diyorum ya. Yani hem e, tahmin edilirlik edilirliğini azaltmak hem de arada açılan büyük uçurumlar şansla ya da bazen yanlış bir hatayla ya da bazen bir yorum farkıyla e, açılmasını daha da fazla açılmasını engellemek. Yani aslında bir taşla iki kuş vurduklarını düşünüyor olabilirler yani. Ama yorum bayağı açık olması şey diyorlar, Şeyde İşlerine dibe geliyor diyorlar. Komplo teorisinde bayağı dibe gittim yani. Ama gri alan olması, yoruma açık olması işlerine geliyor diyorlar. Böyle diyen ciddi bir grup var haklısın. Bu şekilde hani futbolu hissettirir gibi manipüle edebilirler gibi komplo teorisi kuruyorlar. Ya da başkasının manipüle etmesini engellerler. Ya da öyle belki de. Öncelikle amaçların o olduğunu zannediyorum. Kontrollerinde kalır. Bir manipülasyon gücü varsa da onların kontrolünde kalır. Gibi. İstedikleri manipülatörlerde kalır yani bir bakıma. Diye bir komplo teorisi var tabii ben inanmak istemem. Velhasıl e, bizim burada iki kişi izlediğimiz sanki pozisyon offsetmiş gibi ve biraz şeyin hakkı yenmiş gibi. Yorum doğru bu kurala göre ama Olur. kural yanlış. Yani kuralda bir revizyon gerekliliği ortada. Olması gereken. İspanyollar da doğru yoldalar bana sorarsan. Avrupa Şampiyonası'nda birinci maçtan sonra İsveç'te beraber kalktığı maçtan sonra İspanya'nın doğru yolda olduğunu, iyi futbol oynadığını, turnuvanın favorilerinden biri olduğunu düşündüğümü söylemiştim. İtalya'yı yarı finalde perişan ettiler. Yani İtalya'yı e, domine edebilen tek takımdı İspanya. Penaltılarla finale çıkamadılar. UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'yı bir kez daha yendiler. Dün de Fransa'ya karşı %64 topla oynama. Yine oyunun büyük bölümünde İspanya üstü. Son bölümde Loris kahramanlaşıyor. de İspanya doğru yolda. Yani önümüzdeki turnuvaların 2022'nin, 2024'ün öncü favorilerinden biri İspanya. Şimdiden söyleyebiliriz. O zaman yavaş yavaş artık yurt içine döneceğiz. Takımlarımızdan haberlere bakacağız. Bir aramız daha var mı sevgili reci? O zaman buyurun bir aramız daha var ardından buradayız. Değerli izleyenler Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Başlığımız Avrupa'da ortak mağaza. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşmada yeni bir adım atılıyor. Amatör branşlarda birlikte hareket edecek iki ezeli rakip ve ebedi dost Avrupa'da ortak mağaza açıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Amatör branşlarda iki kulübün sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki ezeli rakip ve ebedi dost bu kez yurt dışında ortak mağaza kurulmasını gündemlerine aldı. İki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getiriler konuşuldu. Avrupa'da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük bir beklentiler içerisinde olduğu bildirildi. Amatör branşlardaki sponsorluğun ardından Avrupa'da ortak mağazayla ilgili çalışma yürüten iki kulübünde saha içindeki rekabeti en üst düzeyi tutulacaklar e, elbette. Yani hep şu telaffuz ettiğimiz, dile getirdiğimiz ifade sahada rakip, saha dışındaysa e, iş ortakları cümlesi. Bence çok mantıklı. mantıklı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Orta uzun vadede e, ortak stratejiler, geliştirmeler çok mantıklı ve bu konuda mesela bazı taraftar sattığında ama bazı satıhta, tüm satılarda değil, bir reaksiyon söz konusu. Ya hani biz ezeli rakiptik, nasıl böyle bir strateji ortaklığına gidebiliyoruz diye soru işaretleri var. Ben bu konuda meslek hayatına başladığım günden beri bir konuda hep savaştım. Savaştığım konu şu, soru şu hocam. Bir Fenerbahçeli ile bir Galatasaraylı arasında bir Galatasaraylı ile bir Beşiktaşlı arasındaki temel fark nedir? Soruyorum size. Bir temel. Fenerbahçeli, bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı birbirinden ne ayırır? Tuttukları takım. Ama ne sebeple? Sebebi ne? Temeli ne yani? Ben Fenerbahçeliyim çünkü Beşiktaşlı değilim çünkü Galatasaraylıyım çünkü. Çünkü'nün devamını soruyorum. Bilemedim. Bulamıyoruz değil mi? Evet. Çünkü biz de bu ülkede aynı aileden Üç kardeş, biri Galatasaray, biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş taraftarı olabiliyor. Ki benim ailem de var. Ben Çok doğru. Ben hiçbirinin taraftarı değilim ama benim ailem de var. Mesela işte bir kardeşim Fenerbahçe, bir kardeşim Galatasaray taraftarı olabiliyor. Çok azdır biliyor musun bunun örneği? Mesela Celtic'le Rangers taraftarı iki kardeş bulman çok zordur. Çünkü aralarında mezhepsel bir fark vardır. Daha derin kökenlere dayanır o iki kulübün taraftarı arasındaki ayrım. Veya Real Madrid Barcelona siyasi bir şey vardır. Çok yüzyıla dayanan sınıfsal siyasi bir ayrım vardır. Ya da Inter Milan'ın kuruluşunda işte Inter Milan'ın içinden ayrılmıştır. Çünkü yabancı oyuncu oynatmıyor. Yani ırksal mı demek lazım? Yanlış sözcükte kullanmak istemiyorum. Öyle bir ayrım olduğu için. Dinamo Zagreb Kızıldız maçında iç savaş çıkmıştır. İnan bana Yugoslavya bölünürken Dinamo Zagreb kızıldız maçında çıkan kavga polis askerin karşı karşıya gelmesi o bölünmeyi bir miktar tetiklemiştir. Tamam bölünüyordu Yugoslavya ama tetiklemiştir. Yani Dinamo Zagreb Kızıldız maçında futbolcular birbirine ölümüne, savaşına girmişlerdir. Futbolcu da polis karşı karşıya gelmiştir. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Evet. Bizde var mı böyle bir ayrım? Sınıfsal, yok. mezhepsel, yok. politik. Yok değil mi? Yok. Fena beş dışı ayıran şey işte renkleriydi, yok marşlarıydı falan diyoruz. Yani son derece esasında. Naif ve kültürel şeyler. Evet naif ve kültürel yani. Durum böyleyken sanki biz Celtic Rangers olduğu orada olduğu gibi mezhepsel bir ayrılık varmışçasına Real Madrid Barcelona'da olduğu gibi politik bir ayrılık varmışçasına davranmanın alemi yok ki. Kimi kandırıyoruz? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aynı aileden taraftarları çıkabilen İstanbul'un semt takımları yahu. Semt takımları. Aralarında öyle çok temel bir ayrılık yok. Varsa bir ayrım, varsa iddiası olan yazsın. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şu ayrır desin. Eğer varsa temel bir ayrım ben kabul edeceğim, özür diyeceğim. Yok, yok abi. Fenerbahçe Galatasaray'a bir ayıran temel bir ayrım yok yani. Sen yalnız diyorsun ki izleyicilerimizin ya da Türk toplumunda birçok insanın Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray kendisi başka takım tutmasına rağmen vardır. Akrabası, Değil mi? eşi, dostu, annesi, babası, kardeşi vesaire vardır. Var yani biliyorum. Evet. Niye takım bu takımı seçtin diyorsun bir insana? Neden bu takımda? Ya dayım bana forma almıştı. Bizde öyledir hikaye Niye bu takımı seçtin? Babamın takımıydı. Niye bu takımı seçtin? Annem ilk defa amaça götürdü. Bu yani bizim sebeplerimiz son derece naiftir. Yani benim mezhebim e, bu takıma uygun olduğu için, i̇çin diğer takım diğer vardır. mezhepte olduğu için Aynen. değil. Evet. Değil abi Celtic Rangers söyle. Mezhepsel ayrım var aralarında. Bizde var mı böyle bir şey? Yok. Dinamo Zagreb'de Kızıldız şu an zaten farklı ülkenin takımları da o zaman başka siyasi bir ayrım vardır. Real Madrid Barcelona öyle. siyasi bir ayrım var. Bizde yok. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla şu manasız ve kökensiz düşmanlık tohumlarını ee, ekmek isteyen, körüklemek isteyen güruha lütfen inanmayın. Genç insanlar, takım seçme aşamasındaki çocuklar, abileri lütfen, ablaları. Bir dönem çok farkında sömürüldü oldu. o evet. taraftarlık. Çünkü para kazanmak için karşı taraf bak böyle yapmış. Bizim daha çok yapmamız lazım. Yani daha fazla gelir elde etmek, taraftarı konsolide etmek için bir dönem çok sömürüldü. Şimdi artık Allah çok şükür kimse yapmıyor bunları evet. e, kulüp yönetimleri ama bir dönem yani artık insanların gözüne soka soka hakikaten çok sömürüldü. Yani 15-20 yıl öncesinde bak rakip takım taraftarı şöyle biz ne güne duruyoruz falan. Bunlara artık diyorum ya çok şükür kimse yapmıyor ama sömürüldü bunlar ve o aradaki şeyler hep derinleştirildi. Sanki dediğin gibi çok büyük anlaşmazlıklar ya da büyük kavgalar vesaire falan varmış gibi değil mi? Dolayısıyla tebrik edelim yöneticileri. Yani yeni yönetim evet, profilleri sevindirici. O 90'lı yıllardaki o kavgacı e, yönetici profil, 2000'lerin başındaki kavgacı yönetici profilinden çıkıyoruz. Ki bunun da taraflara yansıdığında net bir şekilde görüyoruz. Kesinlikle. Değerli izleyenler şimdi bir başlığımız nereden geliyor? Galatasaray cephesinden gazetemiz ise Fotomaç gazetesi. Başlık çok şaşırtıcı. Hedef zirve. <laughs> Galatasaray milli ara sonrası farkı kapatmanın planlarını yapıyormuş e, gazetenin haberine göre Lokomotiv Moskova maçlarını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray Teknik heyeti ligdeki ilk 4 maçta da galibiyet istiyor. Bu şurada maç programını paylaşmış Galatasaray'ın 17 Ekim'de Konyaspor'la oynayacak. Zor maç. E ardından Lokomotiv Moskova deplasmanı var 21 Ekim'de. Hemen arkasından 10. haftada 25 Ekim'de de Beşiktaş derbisi oynayacak. Ardından Gaziantep 31 Ekim'de 4 Kasım'da yine Lokomotiv Moskova var. Bu kez İstanbul'da oynayacak ve 7 Kasım'da da Karagümrük yani şöyle baktığın zaman bayağı hiç de kolay bir fikstür değil yani. Kesinlikle değil. Hem 20, mesafe açısından. Hem. Yine 21 gün, 22 gün yine. Son milli araya girmeden önceki 22 günde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 7'şer maç oynadılar. Ve biliyorsun çok dayak yediler. Sakatlıklar, netice yorgunluklar. dalgalanmaları, yorgunluklar, adele problemleri. Bu kez Allah'tan Ekim sonunda lig yok. Yani hafta içi lig yok, hafta sonu var da. Hafta içilik yok Allah'tan. Bu kez 22 günde 6 maç. 22 günde 7 maçla geldiler. Milli maç arasına geldiler. Şimdi önündeki 22 günde 6 maç var. Neyse ki. Yani o bir maç bile çok şey değişecek biliyor musun? Olmaz mı tabi. O hafta içi fiksür olmaması. Bak Sergen Hoca ne dedi? Beşiktaş'ın 11-12 tane sakatı var ama milli maç arasından sonra Mehmet Topal dışında hemen hemen hepsi iyileşecek. Doğru. Çünkü genelde hepsi adalet sakatlı. E bunun sebebi nedir? Adale sakatlıkların sebebi? Ekstra yük. Yani sen neden? Neden ya yani neden? 20 takımla lig oynarsın? Neden hafta içi lig oynarsın? Neden iki Avrupa haftasının arasındaki bir tane boş hafta içine lig koyarsın? Fiksür yapan arkadaşım. Yani bunu Nisan'da Mayıs'ta tamamlasak bu ligi olmaz mı? O boşlukları değerlendirsek. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımız çeyrek final, yarı final oynarsa veya Avrupa Ligi'nde veya Konferans Ligi'nde tamam onu pas geçeriz o fiksürde. Bunun için endişe etmeye gerek yok. Ama şu anda yani bu kadar kritik grup maçları aşamasında İki tane grup maçın arasındaki hafta içine niye lig koyarsınız ya? Niye lig koyarsınız? Bunu Mart'tan insanla Mayıs'ta tamamlarız. Destek olmaya geçtik diyoruz ya. Köstek olmuyor diye. Değerli izleyenler. Sabah gazetesi geldi ekrana. Başlığımız Valencia. Trabzon'a zor. Ekvatorlu Yıldız'ın milli maç nedeniyle yetişme ihtimali çok düşük demiş gazete. İlk. Özür dilerim. İki karşılaşma arasında sadece 67 saat var. 31 yaşındaki Valencia'da Fenerbahçe kafilesine ucu ucuna katılacak ya da İstanbul'da bırakılacak. Eee hücumda Berisha, Rossi, Mesut Özil üçlüsü olabilir demiş gazete ki Mesut hırs küpü diyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Pereira yönetimindeki antrenmanda Rossi, Ozay ve Mert Hakan takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Hatay karşılaşmasında sadece 5 dakika görev alan gribal enfeksiyon nedeniyle Kasımpa Kasımpaşa'ya karşı oynamayan Mesut'un idmanda son derece hırslı olduğu kaydedildi demiş gazete. Yani Ener Valencia zor diyor. Bir sonraki sayfa Ferreira Trabzon maçının şifresini belirlemiş sabırlı oyun. Sabırlı oyun deyince şimdi dur okuyalım bakalım. Portekizli teknik adam Trabzonspor'un taraftar desteğini arkasına alarak baskılı oynamasını bekliyor. Pereira öğrencilerinden sabırlı olmalarını, kapılan topların ardından rakip savunma yerleşmeden hızla ceza sahasına yönelmelerini istedi. Yani özetle bugüne kadar oynadığımız oyunu oynayacağız diyor Pereira. Hızlı Aslında geçişlerle, evet, kapılan evet. toplarla gideceğiz ama sabırlı olmak. Yani onların top kaybını biz sağlam duracağız. Trabzonspor zaten sezon başından yaptığı gibi, sezon başından beri yaptığı gibi topa hakim olacak. Üst üste pas serileri yapacak. Ben de bu arada bir tane top kapacağım. iki tane, üç tane her neyse. Onların hatalarını değerlendirip hızla bunu gole çevireceğim. Yani dediğimiz gibi Hatay maçı örneğinde gördüğümüz gibi bugüne kadar bu oyunu Trabzon maçında da şey yapacağız diyor. Evet. Ki hocanın sistemine uygun bir rakip. Doğru. Trabzon. O top kayıplarını yapan, topa sahip olmayı seven, geçiş fırsatları veren, rakiplerin <laughs> bu tarz durumlarda fatura kesebildiği türden bir takım Trabzon. Evet. Dolayısıyla tabi daha geniş konuşuruz maç yaklaştığında ama iki ayrı felsefenin çarpışması diyebilir evet. miyiz? Trabzonspor topa sahip olmayı, uzun süreli pas serileri yakalamayı, ma ile 3. bölgeye gitmeyi seviyor. Stoperleriyle beraber gitmeyi seviyor. Set sonucu goller buluyor ki ligin bir gol öncesi en fazla ortalama pas yapan takımı değil mi? Vermiştik. En fazla ortalama pas yapan ve en fazla süre, en fazla süre Kullanan. topla oynayıp gol atan evet. galiba 40 saniyeydi. Fenerbahçe ise bu anlamda gerilerde daha, daha direk oyun, evet. daha dikine oyun. Rakibin tamamlayamadığı hücumlarda geçiş futbolunu seven bir takım. Trabzonspor'a e, Fenerbahçe'nin çarpışması iki ayrı felsefenin çarpışması gibi görünüyor. Bunu daha geniş konuşuruz. Valencia detayıyla ilgili ufak bir Buyur. şey eklemek isterim. Ben bu konuda mesela Arsene Wenger'in FIFA biliyorsun ondan danışmanlık alıyor. Ve o da mesela iki yılda bir Dünya Kupası yapmaya çalışıyor. Onu da bir Hı. gün geniş ele alalım. Hatta bu hafta içeri alalım ya Tolga. Sevgili ettiğimiz Tolga lütfen rica ediyorum bu konuyu unutmayalım. Bu hafta içi boş bir günde şu iki yılda bir Dünya Akbası gündemini alalım değil mi? Onu geniş konuşalım. Tabii ki. Onu gündemimize alalım. Bunu bunu tartışırız ayrı ama yani Arsen Wenger'in şu konuda çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ya şu milli maç takvimini mesela biz geçen Eylül'deki milli maçları hangi gün öğrendik biliyor musun? Perşembe, pazar, çarşamba. Yedi günde üç maç. Yedi günde üç maç olmaz. Olmaz. Niye Olmaz. kendimizi bu cendereye evet. sokuyoruz? Futbolcular da insan. Perşembe, pazar, çarşamba oynamak akıl dışı. Bak 8 günde 3 maç değil. Çarşamba, pazar, çarşamba oynasan tamam. En azından 8 gün. Perşembe, pazar, çarşamba yahu 7 7 günde 3 maç. Futbolculara bu yük yüklemek doğru değil. Ve çarşamba çıkıyorlar. Dünyanın dört bir tarafından bir de kulüplerine dönüp hafta sonu maçı yetişmeye çalışıyorlar. Şunu bir defa şu takvimi öne yaklaştır. Yani şimdi biz ilk maçı Cuma oynadık ya. Niye Cuma oynuyoruz ki? Şunu biraz öne yaklaştır. Milli maçlardan sonra biraz boşluğu olsun futbolcuların. Ya yani bu iki konuyu Ersen Wenger'in odaklanması lazım. Çünkü kulüp futbolundan geldi. Futbolcuların nasıl yorgun geldiğini ve yıprandığını biliyor. İki yılda bir Dünya Kupası fikrinin altında o var. Biliyorum Ersen Wenger'in. Onunla ilgili konuşacağız ama. Yani şu anda kısa vadede bir defa şu milli maç takvimini değiştirmek lazım. Yani Valencia'nın Güney Amerika'dan kalkıp dünya kadar uçup 67 saat sonra maça çıkması mümkün mü? Ve diğer Güney Amerika'ların. Şimdi dün Messi oynadı. İşte 3-0 kazanlar. Messi ve takım arkadaşları. Depoller, lotarolar filan. Kolombiyalılar oynadı vesaire. Brezilyalılar oynadı. E hepsi gelecek Avrupa'ya maç oynamaya. Şu sorunu halletmeleri lazım. Bu arada Valencia'da 3 günde oynadığı 3 maçta 3 gol atarak ülke rekorunu kırdı. Yani formda bir Tarihin... durumda Tolga Uyar'dı şimdi ülke futbol tarihinin en golcü oyuncusu evet. oldu. Yani bir yaşayan efsane Ekvador futbolu için. Çok değerli bir sporcu. Her maçta yüzde yüzüyle oynuyor. Bunu anlıyorum ama e tabi bu kadar yormak futbolcuları Valencia üzerine tüm futbolcu için üzücü. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. İlk hedef İstanbul'da 9 puan. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın milli ara sonrası takımının çıkış reçetesini belirledi kadrosundaki eksikler sebebiyle son dönemde ligde ve Avrupa'da önemli kayıplar yaşayan Beşiktaş'ta milli ara ile birlikte her şey normale döndü. İdeal 11'den tüm isimlerin bu hafta göreve hazır hale gelecek olması teknik ekibin elini güçlendiriyor. Beşiktaş önce bu hafta sonu e, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde rakip Sporting İstanbul'da ve ardından da Galatasaray'la derbi karşılaşmaya çıkacak 25'inde. E, Sergen Yalçın ara sonrası İstanbul'da oynayacakları üst üste 3 maçı kazanıp hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımının gücünü göstermek istiyor demiş gazete. Bir sonraki sayfa yine Beşiktaş'tan. Yeni hoca Atiba demiş. Kanadalı oyuncu kadrosundan teknik heyet kadrosuna geçecek. Sezon sonu yardımcı hocalık teklifi yapılacak. Yönetim Sergen Hoca ile görüşüp Atiba'nın yardımcılığı için girişimde bulunacak demiş gazete. Mantıklı bir şey. Tabi tabii. Tercih. Ya uzun süreli bir kontrat yapılabilir Atiba yani. Konusu. Futbolculuktan sonra nerede bırakırsan teknik adamlık olarak devam etmek üzere uzun süreli bir kontrat yapılabilir Atiba ile bence de. Çok da doğru bir hamle olur. Ee, şeye gelince, fiksürlere gelince 3 takımımız da Avrupa'daki 3 temsilcimiz de şimdi 2 maç peşese aynı takımlarla oynayacaklar. İşte Galatasaray iki maç peş peşe lokomotifle oynayacak. Beşiktaş iki maç peş peşe peş peşe Sporting. Sporting'le. Fenerbahçe iki maç peş peşe, peşe Antverp'le Ve Bu maçlar da grubun nispeten zayıf halkalarına karşı gibi görünüyor. Hani Fenerbahçe'nin de bu iki maçta 4 ya da altı hedeflemesi lazım. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da. Hani 4 alabilirse en azından bu iki maçta üç takımımız grupta avantajlı konuma geçerler. En azından grup üçüncülüğü için pol pozisyona giderler. Çünkü grup üçüncüsü olursan Beşiktaş'ın söylüyorum. Avrupa Ligi'nden gelen, e, hmm. Ligi gelen grup ikincileriyle bir eleme turu oynayacak. Galatasaray Fenerbahçe için söylüyorum. Konferans Ligi'nden gelen grup ikincileriyle bir playoff turu oynayacak. O yüzden bu çok çok kritik bu iki maç. Fenerbahçe'nin Antwerp'le Beşiktaş'ın Sporting'de Galatasaray'ın Lokomotif'le yapacağı maçlar. Yani umarım oralara çok yıpranmadan, çok sakatlık yaşamadan en iyi halleriyle o maçlara çıkabilirler. Ben üçünün de hani dörder puan en az alabileceğine inanıyorum. Fanatik gazetesi Milli Fırtına diyor ekranlarınıza gelen sıradaki başlıkta. Trabzonspor'un yıldızları ülkelerinin milli takımlarında da etkili performanslarını sürdürdü. 8 isimden 7'si forma şansı bulurken Bakasetas attığı Jervinho gol, e, özür dilerim Jervinho gol asisti yaptı. E, bir sonraki sayfa ise Trabzonspor'un sezon başından beri e, aradığı bir bölge. Trabzonspor'da sol bek çıkmazı tarihin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor hafta sonundaki Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı sol bek dışında kadrosunu belirledi. İsmail Köybaşı, Densil ve Trondsen forma savaşı veriyor. Sahada en fazla 8 yabancı olacağı için Abdullah Avcı'nın İsmail Köybaşı'na daha sıcak baktığı biliniyor. Şimdi Trabzonspor'un başarılı soperi Vitor Hugo Konya Spor maçında kırmızı kat görmüştü. Başarılı soperin cezası bitti ve Fenerbahçe maçında oynamaya hazır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın mecburiyet dışında bozmadığı Edgar Vitor Hugo ikilisi Fenerbahçe maçında da takımın en güvendiği isimler olacak demiş ama biz daha önce konuşmuştuk burada hatırlarsan ee, en son oynayan genç kardeşimiz Ahmet, Ahmet de, e, yani hocasının yüzünü kara çıkarmadı diye düşünüyorum. Ki Ahmet Can'ı oynatırsa sol bekte yabancı oynatma şansı olur. Aynen öyle. Çünkü Uğurcan ve Berat herhalde 11'de kullanacaktır. Üçüncü bir yerli lazım. Ahmet Can'ı kullanmazsan seçenekler bir e, İsmail'i sol kullanmak. iki Abdülkadir Ömür'ü önde kullanmak. O durumda da Jervinho e kenarda oturuyor. Bilmiyorum Abdullah Hoca'nın tercihi ne olacak ama benzer bir durumda hafızam şu anda beni geriye götürüyor. Ünal Karaman benzer bir durumda. Bir milli maç arası sonrası olabilir. Fenerbahçe maçına stoperde Hüseyin Türkmen de çıkmıştı. İlk kez ilk 11 oynamış sanırım evet, Hüseyin evet, Türkmen. Evet, evet, evet. Uğurcan da kaleyi de Uğurcan'a vermişti. Estaban'a değil de Uğurcan'a. Çünkü Onur'la yollar ayrılmıştı o süreçte. O çocuklara güvenmiş ve Fenerbahçe 2-1 yenmişti. Ünal Karaman'ın da Ünal Karaman oluşunda çok önemli bir rolü vardır o maçın. O maçla beraber Trabzonspor'un çizgisi yukarıya döndü. Kalede Uğurcan, savunmada Hüseyin Türkmen. Sonra yenileri eklendi ona. Abdülkadir parmağı ekledi bir süre sonra. Abdülkadir Ömür daha kritik bir rol almaya başladı filan. Bilmiyorum Abdullah Hoca ne karar verecek. Yani ben Ahmet Can'ın oynama ihtimalinin de olabileceğini düşünüyorum. Bir sürpriz yapabilir. Daha vakit var. Konuşacağız derbiyi hafta sonu oynayacak Trabzonspor Fenerbahçe maçının tüm ayrıntılarıyla. Şimdi değerli izleyenler artık son dakikalara girdik. Hep konuşuyoruz, hep gündeme getiriyoruz. Yine sizlerle paylaşmak istediğimiz bir görüntü var bu çerçevede. Antrenman evet. metotları, antrenman bilimi nasıl isimlendirirseniz bir videomuz var İngiltere'den. Getirelim ekrana. Neler yapılıyor, nasıl yapılıyor? <laughs> Brewster doesn't get there but Palmer will he's on target this time he's taking the under-21 scene by storm oh. Oh. Brewster doesn't get there but Palmer will he's on target this time he's taking the under-21 scene by storm Uğur Bey şeyde antrenmanda. Kol Palmer Manchester genç oyuncusu. Ee, bir sol ayak içi direkt gibi çalışması yapmışlar antrenmanda. Onu bayağı çok tekrar yapmışlar ki herhalde kaydetmişler. Evet. Sonra o vuruşu gole. U21 sahnesinde İngiltere milli takımıyla çok benzerini yapmış. İngilizler de yakalamış. Çok iyi değil mi? Üst üste, üst üste, üst üste. Çok tekrarın sonucu değil mi? Yani bu işleri boşu boşuna yapmıyor bu çocuklar. Boşu boşuna o kadar başarıyla, soğukkanlı bir şekilde oraya vurmuş. Çünkü sadece sebebi çalışmak. Sadece vuruş değil. Top kontrolü. Tabii. Oyun görüşü. Ayağını nasıl vuracağı, nasıl şekil alacağı vesairesi dünya kadar dinamik var orada. Ve çalıştırarak yetenek neydi? Bir bıçaktır ama onu çalışma e, çalışmayla gerek. bilemek gerekir. Aryan Robben çalışan her zaman sonucunu alır. Bütün kariyeri boyunca aynı golü attı. 15 yıl ama kimse önlem alamadı. E, Robben koridoru oluşturdu ama kimse önlem alamadı. E, Türkiye'den çok de tekrarla bir, bir örnek verebiliriz. Vakayım var ama? Evet. O da aşırı beceriyle yapıyor değil mi? Guardiola bir gece ikide Roben'i aramış. Demiş ki aklıma bir taktiksel bir şey geldi, bir detay geldi. Senin sağdan top taşımanla ilgili. Roben demiş ki ya hoca gece iki gündüz konuşsaydık. Yok demiş çok önemli. Çok heyecanlandım o yüzden gece ikide aramış. Yani Guardiola da kolay olunmuyor Robben de. Öyle. Gece 2'de adam heyecanlanıyor ve beni arıyor sana anlatmak isteyen Bugün noktayı bu cümleyle koyalım değerli izleyenler. Süremizin sonuna geldik. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Evet, teşekkür. Veda zamanı. Değerli izleyenler tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalınız.